Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, İpsala Ticaret Borsası ve Keşan Yönetici ve İş Adamları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz aile şirketlerinde değişim ve süreklilik konulu panelimize hoş geldiniz. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, İpsala Ticaret Borsası ve Keşanlı Yönetici ve İş Adamları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz aile şirketlerinde değişim ve süreklilik konulu panelimize hoş geldiniz. Bugün burada Türkiye'nin önde gelen değerli aile şirketi yöneticileriyle iş adamlarımızı bir araya getirdik. Aile şirketleri genellikle bir iki nesil sonra dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bunun en önemli nedeninin kuşaklar arası görüş farklılıkları olduğu bilinen bir gerçek. Ben sizlere kısaca bir anımı anlatmak istiyorum. Sayın Nafi Göral'ın böyle bir yazısından küçük bir alıntı okumak istiyorum. Sayın Nafi Göral konuşmasında önemli bir tespit sizlere paylaşmak istiyorum daha doğrusu. Diyor ki Sayın Nafi, aile şirketlerinde babaların kafasında benden sonra bu şirket ne olacak sorusu var ise o şirketin yönetiminde sıkıntı var demektir diyor. Bizler Keşan Ticaret ve Sanayi Odası olarak bölgemizdeki aile şirketlerinin bu sorunun daha iyi analiz edebilmesi için çeşitli organizasyonlar, paneller ve geziler gerçekleştirdik. Şimdi bu durumun daha net anlaşılması ve işletme dinamizin ortaya çıkabilecek bu sorunları daha iyi kavrayabilmesi için sözü birbirinden değerli ve bu konuda uzmanlaşmış aile şirketi yöneticilerimize bırakıyor. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu'nu kürsüye davet ediyoruz. Evet, ben de Sayın Kaymakamımın nezdinde bütün misafirlerimizi Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'na saygıyla selamlıyorum. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Davut Doğan'ın bugün aramızda olması, yine Sayın Erkan Güral'ın, Sayın Kemal Şahin'in, Semih Şeftali hemşerimizin, Turex Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ruşen Çetin'in, artık Keşanlı sayılan Vahap Munyar gazeteci abimizin ve bugün Yıldız Teknik Üniversitesi'nden öğretim görevlisi sevgili hocam Salim Çan, Ahmet Eler dostum zaten hep aramızda ve kıymetli büyüklerimiz bugün bizleri onurlandırdılar. Bölgemizdeki 3 kurum adına Keyyat'ı da ekledik. 4 kurum adına çok güzel bir organizasyon yaptığımızı düşünerek bugünkü misafirlerimizi biraz sonra çok özel bir programda izleyeceksiniz. Ben aile şirketleriyle ilgili küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlerle sevgili konuklar. Bu Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Borsası, İpsala Borsası ve Keşanlı Yönetici ve İş Adamları Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz aile şirketlerinde değişim ve süreklilik panelimizdeki başlıca konumuzu zaten isminden de belirlediği gibi aile şirketlerinde değişim ve süreklilik adı altında devam ettiğini hepimiz biliyoruz. Aile şirketleri ekonomik ilişkilerde yaşanan kaçınılmaz değişikliklere uyum sağlama konusunda avantajlı durumda olduğunu hatırlatmak isterim. İnovasyon, kurumsallaşma ve uzun dönemli iş sonuçları konusunda ise sınıfta kaldıklarını sevgili konuklarımız da sizlerle paylaşacaklar. Aile şirketlerinin performansları aile şirketi olmayanlarla karşılaştırıldığında Amerika'da yıllık 6 daha iyi varlık getiri oranına sahip olduğu gözüküyor. Avrupa'da ise bu %8 ve %16 arasında olduğu görünüyor. Bölgemizde de durum çok farklı değil. Küçüklü büyüklü birçok aile şirketimiz ülke ve bölge ekonomisine değer katıyorlar. Tabii aile şirketlerinin en büyük sorunu maalesef ayrılık. Çoğu aile şirketlerinde kaçınılmaz bir son ki özellikle büyüyen şirketlerde bölgemizde de olduğu gibi sevgili konuklar ikinci ve üçüncü kuşakların devreye girmesiyle
kurucular arasındaki uyum son bulabiliyor. O gün geldiğinde çocuklar kendi yollarını çizmek ister ve ayrılık kapıya dayanır diye düşünüyoruz. Çoğu zaman bu şirketlerde ortaya çıkan aile içi uyuşmazlıklar kardeşlerin kendilerine farklı yollar çizmesiyle son buluyorlar. Profesyonelleşip yeni dünya ekonomisine ayak uydurmak gerekiyor, bunu hepimiz biliyoruz. Piyasa şartları artık bizleri bir araya gelmeye zorluyor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var sözünün değeri günümüzde çok daha iyi anlaşılır hale geldi. Aile şirketlerinin genellikle bazı sorunlar yüzünden bir iki nesil sonra dağılmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bunun nedeni kuşaklar arasında görüş farklılıkları, bunu çok iyi okumak gerektiğini de ispat ediyor. Bizler Ticaret ve Sanayi Odası ve Oda Borsalar olarak bu sorunun daha iyi analiz edilebilmesi için geçmiş dönemlerde de bugün olduğu gibi aile şirketlerimize yönelik olarak bu toplantıları düzenlemek görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Üyelerimizle birlikte aile şirketleri konusunda gerçekleştirilen kongrelere katılıyor. Bu profesyonelleşmiş yeni dünya ekonomisine ayak uydurmaları gerektiğini de hep savunuyoruz. Durumun daha net anlaşılması, şirketlerimizin ortaya çıkabilecek klasik sorunlara göğüs gerebilmeleri ve birlikte mücadele verebilmeleri için çalışmalarımız olduğunu bilmenizi istiyoruz. Öncelikle şunlara dikkat edilmeli diye düşünüyoruz. Ben 40 yıllık tüccarım. Ben daha iyi ticareti bilirim. Benim çevrem var, param var, ben kiram yok, soyadım var deyip yeniliklerden uzak durursanız maalesef küme düşüyorsunuz. Bu durumda arkadan gelen çocuklar da yetişmiyor. Onlar da günü daha iyi okuyorlar, zamana daha iyi ayak uyduruyorlar. Gençlere güvenmek, onlara cesaret vermek gerektiğinin altını kalın harflerle çizmek istiyorum. Onlara işi teslim etmekten korkmamalıyız. Çünkü gençlere yetki verilmesi aile şirketlerini büyüttüğünü de bilmemiz gerekiyor. Aile şirketlerinde kuşaklar arası fark için ortak dil oluşturulmalı diye düşünüyoruz. Gelen kuşak sizden 20-25 yaş küçük ve farklı, ister istemez çatışmalar oluyor. Dedeyle arada 50 yaş var, babayla 25 yaş var. Bu fark kapatılmalı, ortak bir noktada anlaşılmalı. Ancak o zaman şirket yönetimi başarıya ulaşır diye sizlere bu dipnotu vermekte fayda görüyorum. Tüm dünyada 4. kuşağı atlayan şirket oranı %3. Demek ki %97'si batıyor. İşletme yapısı içerisinde yeni kuşak gelmeden ortak bir oluşturulmalı diye az önce sizlerle paylaşmıştık. Dünyada aile şirketlerinden ancak %30'u ikinci nesil, %14'ü üçüncü nesil, sadece %4'ü dördüncü nesil sonrasında yaşamını sürdürmeyi başarabilmişler. Bölgemizdeki de görüyoruz ki zaman içinde aile fertlerinin sayısının artması ve kuşaklar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkması ortak bir dilin oluşmasını zorlaştırıyor. Bunu iyi analiz eden işletmelerimiz ise katlanarak büyüyor. Odamızda yapılan tüm marka çalışmalarından markalaşmanın önemine devamlı vurgu yaptığımızı bilmenizde fayda var. Günümüzde rekabet oranı ortamı hızla değişmekte ve bu konuda strateji olan işletmelerimiz ayakta kalmaktadır. Ticari yaşamda birlik beraberliğin önemi daha da değerli hale geliyor. Trakyalı bir araya gelemez anlayışını da yıktığımızı düşünüyoruz. Bu anlayışın arkasında Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, odalar, borsalar ve iş dünyasının olduğunu da mütevazi olmak istemiyorum. Burada payımızın çok olduğunu düşünüyorum. Trakyalıların bir araya geldiğinde ne derece başarılı ve büyük işler yaptığını gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar ile gösterdik kanaatindeyiz. Ortaklıktan korkmayın dostlar. Bölgemizden ortaklıktan korkmayan, rekabirlik içinde ticaretini geliştiren işletmelerimizin sayısının da çoğaldığını bilmenizi isteriz. Başarılı işlerin arkasında hep ortaklıklar ve rekabirlikler vardır. Aile şirketlerindeki büyüklerin kaybetme korkusu, gençlerin ise şirketi büyütme hamleleri, çelişkileri de beraberinde getiriyor. Kısacası aile şirketlerinde duygusal bağlara yer veriyoruz. Baba oğul birbirini çok seviyor ama iş hayatında anlaşamıyorlar. Bu sorunları çözmek için işte bu programın ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Bu kurallar uygulanırsa aile sorunları ile de işletme sorunlarının birbirine karıştırılmadığını ortaya çıkacak. Ben konuşmamı toparlamak istiyorum. Biraz daha var. Zamanı en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Bu vesileyle bugün burada birbirinden kıymetli konuşmacılarımız var. Davut Başkanım daha önce de aramızdaydı. 7 sene önce. Hala Davut Başkanımızı Keşan konuşuyor. Hala o programın tadı ağzımızda.
Bunu Sayın Başkanıma da teşekkür ediyorum. Diğer konuşmacılarımız da bugün gerçekten ülkenin son derece başarılı aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanları. Keşan bugün çok zengin. Bu arada Vahap Munyar abimiz de Keşanlı oldu. Biraz sonra Keyyat Başkanımın sürprizi var kendisine. Ben yine bir Keşanlı abimizin, Turex Yönetim Kurulu Başkanı Keşanlı abimizin, Ruşen abimi de kürsüye davet etmek istiyorum. Sizin de kürsüden birkaç sözünüz olduğunu biliyorum Ruşen abi. Sonra Vahap abiye sürprizimizi yapalım ve programa başlayalım. Sayın Eler, uygun mudur? Tamam. Buyurun. Sayın katılımcılar, sayın misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Valla bu Sanayi ve Ticaret Odası ve Ahmet Eler çok güzel organizasyonlar yapıyorlar. Çok değerli kişileri çağırıyorlar. Yine geçen sene böyle bir etkinlik için buradaydık. O zaman sahnedeydik. Konuştuk. Hatırlarsınız bazı arkadaşlarımızın burada olduğunu zannediyorum. Şimdi benim aile şirketleriyle ilgili fazla söyleyeceğim bir şey yok. Çok değerli aile şirketi sahipleri burada. Onlar daha detaylı bilgi verecekler. Yalnız işte hepimiz ailelerden gelerek bu şirketleri kuruyoruz. Ve bunu da sürdürülebilir hale getirmek lazım. En önemlisi bu. Ve bunu yaparken de hem çevre etkilerinden hem ekonomik etkilere çok dikkat ederek bugün Türkiye'nin yaşadığı zorluklarda görüldüğü şekilde minimum risklerle ve çok dikkatli bir şekilde işi sonuna kadar götürmek lazım. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. İyi akşamlar, iyi tartışmalar diliyorum. İyi akşamlar. Öncelikle tabii biz Vahap abiyle, Vahap Bey'le 5 senedir falan konuşuyoruz. Bizim burada bölgede yaptığımız bütün çalışmaları tamamen Türkiye genelinde çok güzel özetleyerek bunu kendine az üstünlüğüyle çok güzel anlattı. Ve bizi bu bölgenin güzel çıktıları, güzel çalışmalarını çok güzel duyurdu. Ben hakikaten kendisine bu anlamda sizlerin huzurunuzda bir teşekkür olduğumu ve teşekkür etmek istedim. Tekrar söylüyorum. Bir şey düşündük. Dedik ki yönetim kurulu olarak, Keyyat yönetim kurulu olarak zaten kendisinin hanımı Ayrabolu. Kendisi Malatyalı ama zaten hanımdan dolayı Trakyalı ama bugün bu akşam da resmi olarak Keşanlı olsun dedik. Dedi evet, bir de kendisini resmi anlamda Fahri Hemşeri olmasını uygun gördük. Sizlerin huzurunuzda kendisini Fahri Hemşeri olarak ilan etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Kaymakam Bey'i de lütfen buraya davet edelim. En büyük öncelikle çok teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten sürpriz oldu. Aslında Ahmet Eler kardeşimiz gönderdiği mesajda yazmıştı. Bana aşağı yukarı bir ay önce bir mail göndermişti. Kendisine cevap veremedim. Nedeni mahcup olmamaktı. Söz verip gelmemek daha kötü bir şey benim açımdan. Son bir haftasında ya da işte 5-6 gün, 7 gün falan kala, belki 8 gün kala. Dedim ki hala davetin geçerli mi? Ben herhalde 29'unu ayarlayacağım. O da sağ olsun hemen bekliyoruz dedi. Dolayısıyla o sahnede yer almadan ama mutlaka geleceğine göre mutlaka kürsüde de görmek istiyoruz dedi. Onun üzerine sizin karşınıza çıktım. Öncelikle Fahri Hemşerlik için teşekkür ederim. Bu yumruğa gelirken eşime dedim ki öğleden sonra Keşan'a gidiyorum dedi. Niye gidiyorsun dedi. Dedim ki geçen yılki gibi bir toplantı var onun için gidiyorum ama bir başka özelliği daha var dedim. Artık Keşan'ın Fahri Hemşerisi ilan ediliyorum. Ya dedi bizimkilerde iş yok dedi. Hayrap oldular sana bu hemşeriliği vermediler bütün dedi. Onlar için hala sadece enişteyim ama tabii enişte olmak da Trakya'da apayrı bir özellik. O açıdan onlardan da çok memnunum. Şimdi her ne kadar aile şirketleri konuşulacaksa da bir iki cümle ekonomiye girizgah yapayım. Ondan sonra sizin için belki daha kolay olur. Az önce CNN'in ekonomi editörü arkadaşım Emin Çapa bir tweet atmış. Diyor ki siz petrol düştü, cari açık azalacak diye göbek atanlardan mısınız? Yoksa benzin fiyatı niye düşmüyor diye hayıflananlardan mı? Şimdi ekonomimiz böyle bir ikilem içerisinde. Evet, petrol düştü. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası ciddi ölçüde düştü. Bununla ilgili bir rakam vereyim. 10 gün kadar önce Viyana'da Ekonomi Bakanı ile birlikteydik. Şu hesabı koydu önümüze. Dedi ki
Eğer 2015'te petrol şimdiki düzeylere devam ederse enerji faturamızda 30 milyar dolarlık 2014'e göre bir azalma olabilecek. Daha doğrusu ithalatımızda da dedi. Fakat bunun bir başka yönü daha var. O da ihracatımızda etkisi. Sonuçta alıcı olan ülkelerin çeşitli gelirleri var. Bizden alıcı olan ülkelerin. Onlardan bir bölümünün temel geliri petrol ve doğalgaza dayalı. Onlar petrol ve doğalgaz satıyorlar, bizden de bir şeyler alıyorlar. Onun etkisiyle onların da tabii fiyatlar düşünce talepleri düşmeye başlıyor. Ki bunu görmeye başladık. O etkide ihracatımıza 2015'te yine Ekonomi Bakanlığı'nın hesabına göre 10 milyar dolar olacak. Şimdi aslında biz artıda gibi görünüyoruz böyle bakınca. Yani bir 20 milyar dolar ithalattan dolayı artıda gibi görünüyoruz. Fakat daha henüz turizmi görmedik. Turizmle ilgili bir küçük örnek vereyim. Dubai'de ve Şarm El Şeyh'te oteli olan bir Türk turizm yatırımcısı. Ruslardan örnek verdi ki Ruslar şu anda sıkıntı yaşıyorlar. Dubai ve Şarm El Şeyh'e giden Rusların sayısında %75 düşme var. Şimdi bu Türkiye'ye aynı şekilde yansımayabilir ama ciddi bir düşme olacağını gösteriyor. Yine neden önemli onu da söyleyeyim. Bir Rus turist normal turistin 5 katı para harcıyor. Yani diğer gelen 1000 dolar harcıyorsa o 5000 dolar harcıyor. Dolayısıyla böyle de bir bize olumsuz etkisi olacak. Bu dengeyi yönetmek zorunda olan bir ülkemiz var şu anda önümüzde. Bir de önümüzde seçimler var. Dolayısıyla seçime kadar herhalde böyle gitgellerle yaşayacağız. Hem dışarıdaki dalgalanmalar, dışarıdaki riskler, hem de içerideki seçimden dolayı bir bekleme havasına girmemiz bizi biraz olumsuz etkileyecek ve seçimden sonra belki iç piyasada biraz toparlanma beklenebilir. Şimdi kapatırken bir olumlu mesajla kapatayım. Ben dün Basel'den döndüm. Basel'de şimdi yayın yapıldığı sanıyorum, ismini vermek belki doğru olmaz. Bir uluslararası büyük bir ilaç şirketinin dünya CEO'suyla konuştuk. Ona da işte son 12-13 yılımızı, Türkiye'nin 12-13 yılını sordum. Bir de hani 10 yılı bir son 2-3 yılı bir karşılaştırır mısınız dedim. İki türlü de çok olumlu mesaj verdi. Nedeni şu, dedi ki bizim için hala Türkiye parlak geleceği olan, parlayan bir yıldız sayılıyor. Çünkü bakın dışarıya, dış dünyaya, Brezilya sıfır büyüme. Rusya eksiye geçti, Çin'de büyüme yavaşladı. Dolayısıyla Türkiye bizim için iyi pazarlardan, büyüme %2-3 büyüme bizim için iyidir. Bir pazarda %2-3 büyüme, biz yetmiyor diyoruz ama onlara göre yine yetiyor. Dolayısıyla oradan da bir olumlu mesajla kapatıp sözü değerli konuşmacılara bırakayım. Teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şu an kaymakamımızı ben kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, her biri birbirinden değerli, ülkemizin çok güzüğü de özellikle aile şirketleri bazında çok mümtaz misafirlerimiz, değerli basın mensupları, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Müsaade ederseniz ben bu birkaç cümlemi hem bir mülkidari amir olarak hem de ailesi özel sektörde devam eden, çekirdekten tezgahtar olarak yetişmiş bir Bekir Dınkırcı kimliğiyle birkaç kelime ifade etmek istiyorum. Misafirlerimiz muhakkak ki bölgeyi biliyorlardır ama çok kıymetli başkanımın da ifade ettiği gibi şu an biz sadece Keşan olarak konuşmuyoruz. Hamzadere bölgesi olarak adlandırdığımız Keşan, İpsala, Enez'i konuşuyoruz. Yani neyi konuşuyoruz biliyor musunuz saygıdeğer misafirler? 1.283.000 dekar her biri altın değerinde araziyi konuşuyoruz. Şu an itibariyle biz yaklaşık olarak 28 usluyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu alanın içerisinde 300 bin dönümü suluyoruz. Hamzadere bölgesi tamamlandığı takdirde yaklaşık 700 bin dönümü sulayacağız. %54'ü sulanabilir hale getireceğiz. Peki neyi konuşuyoruz? 64 kilometre bizde, yaklaşık 14 kilometrede Enez'de 76-78 kilometrelik bir sahil bandımız var. Topladığımız takdirde 22 bin yazlıktan bahsediyoruz. Peki neyi konuşuyoruz? İstanbul'a 2-2,5 saat mesafede Saroz bölgesini konuşuyoruz. Peki hazır mıyız? Tarımda, hayvancılıkta, turizmde hazır mıyız? Ben masanın bu tarafında 27 yılımı dolu dolu verdim. Masanın o tarafında iyi ki de orada büyümüşüm.
İyi ki de bir esnaf evladı olarak dünyaya getirmişim, gelmişim. Çünkü 40 tane üniversiteye bedel o 5 yaşındaki çocuğun o dükkanı süpürmesi. Peki gelelim aile şirketlerine. Neredeyiz? Mali müşavirlerin duayeni olan bir dostumuz diyor ki ben 76 yılında Keşan'da işe başladım. 76 yılında başladığı anda sorum şu oldu. O anki ekonomik olarak şehrin aktörlerinin yüzde kaçı hala aktör? Bana verdiği rakam %5'in altında. Ben şuraya gelmeye çalışıyorum. Peki aile şirketlerimiz, ben onları bir gökdelene benzetiyorum. Müsaade ederseniz o benzetimle bitirmek istiyorum. Önemli olan her biri marka olan değerleri bizim kendi şehrimizdeki, kendi bölgemizdeki marka değerler bu tecrübeleri nasıl entegre edecek? Bence o çok önemli. Bakın ben şunu gözlemliyorum. Bu da benim 8. görev yerim. Ben bu işi ideallerim için yaptığım için canla başla elimizden geldiği kadar çalışmaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda da özellikle sivil toplum kuruluşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, müteşekkiriz. Bölgenin kalkınması için canla başla hep birlikte çalışıyoruz. Benim gördüğüm bölgede şu var. Tarımda ve hayvancılıkta ki bizim için körün istediği bir göz Allah verdi iki göz. Bakın şu an Trakya'da 18 tane organize sanayi bölgesi var. Hiçbiri gıda ihtisas organize bölgesi değil. Kocaeli Kandıra'dan sonraki ikinci gıda ihtisas organize sanayi bölgesi çok şükür bizim ilçemize kurulacak. Başta Sayın Valimizin önderliğinde STK'larımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız herkes canla başla bu konuyla irdeliyoruz. Doğalgazımız bir taraftan gelecek. Gıda ihtisas organize sanayi bölgemiz bir taraftan kurulacak. Bakın çok ciddi anlamda karayolu, deniz yolu, buyurun havaalanı pistimiz var, hava yolu. Peki bu vizyona hazır mıyız? Bunu kurgulamak zorundayız. Biz kesinlikle katma değeri birkaç aşamada nitelik ve nicelik itibariyle kurgulayabilen tesislere ihtiyacımız var. Ben bu gökdelenle bitiriyorum müsaade ederseniz. Baba evlat arasındaki, baba evlat torun arasındaki diyaloğa baktığımızda maalesef servetlerin ömrü Türkiye'de ortalama 40 yıl. Bir önceki görev yerimde yine Türkiye'nin çok marka değeri olmuş Sank Holding Yönetim Kurulu Başkanımız orada misafirimizdi. Ona söylemiştim. Gaziantep'ten bir grup iş adamımızla beraber termal turizmi inceliyorlardı. Türkiye'den 100 yılı aşan şirket var mı? Dedi biz varız. Siz ne yapıyorsunuz? Profesyonel destek alıyoruz. Bence oradan buraya gelmek lazım. Peki, gökdelende serveti kazanan, sıkıntıları çeken ana kolon mu? Taşıyıcı kolon mu? Evet. Peki ondan sonraki nesili yan duvar olarak mı göreceğiz? Bence sorun burada başlıyor. Bence olması gereken ne biliyor musunuz? Bence artık Japonya'daki teknolojide şu var, bizim hastanemizin inşaatına da bu entegre ediliyor şu anda. Deprem izolatörleri var ya, tecrübeli, nitelik ve nicelik itibariyle bilgi birikimi olan o baba ve büyük baba rolü artık deprem izolatörü olmalı. Taşıyıcı kolon kesinlikle ikinci, üçüncü nesil olmalı. Bunu başarabilirsek, çünkü ben bunu milli servet olarak görüyorum. Yunus'un güzel bir sözü var. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, al biraz da sen o yalan. Ama bu milli servetse sizin ve bizim yapacağımız çok şey var. Eğer bu bağlamda kamu özel, sivil sosyal siyasal atanmış seçilmiş herkesi aynı düzlem içerisinde burada kurgulayabilirsek, ben bunu yürekten inanarak söylüyorum. Mükemmel bir gelecek Saroz bölgesini bekliyor. Mükemmel bir gelecek Hamzadere bölgesini bekliyor. Tek sorun ne olacak biliyor musunuz? Keşan'daki, İpsala'daki, Enez'deki dostlar mı olacak aktörler? Yoksa fizikte boşluk yoktur, su akacağı yeri bulur. Son sözüm soydaşlarımızla ilgili. Biz sadece Keşan'a, Enez'e, İpsala'ya seslenmiyoruz. Bizim bir de Batı Trakya'daki soydaşlarımız var. Onlar bizden çok daha fazla aile şirketlerinin kümülatif olarak büyütülüp hem orada hem burada yatırım yapmalarını bekliyor. Ben başta çok kıymetli misafirlerimize, ticaret odamıza ve diğer emek katkı destek koyan herkese elbette ki bu paylaşımı ulusal ve uluslararası alanda yayın yapan Tekrümeli TV'ye teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize selam, saygı, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ediyoruz.
programımıza başlıyoruz. Buyurun Ahmet. Tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Hakikaten çok güzel ve çok değer katan bir oturum olacağını düşünerekten programa başlayacağız ama çok kısa ben bir notla başlamak istiyorum. Şunu görüyorum, geçen sene 22 Şubat'ta yine Semih abi buradaydı, Ruşen abi de buradaydı. Bunun bir ilkini yaptık, Vahap abi zaten hep burada. Bu geleneksel olarak bu bölgeden aslında bir Türkiye vizyonu, belki de dünya vizyonuna hitap eden çok önemli konularla merkezinde tabii ekonomi var ama bir insana, Türkiye'ye üretime hitap eden bir noktada bir program ve gelenekselleşen bir program haline geldiğini görüyorum. Ben inanıyorum ki bundan sonra da işte 13-14'te başladı, 15, 16, 17, 18'de inşallah gider. Bu çok önemli bir gelişme. Ne adına? Bu bölgenin bu anlamdaki öncülüğü adına ben çok önemli görüyorum. Diğer bir konu aslında ekonomi açısından bakacak olursak, geçen yıl buraya katılan konuklarımızdan Ümit abi şunu demişti. Ben de profesyonel yönetici olarak yönettiğim bir şirket var. Hep şunu deriz, bu yıl bu işi yaptık, Allah'ın izniyle bu seneyi atlattık, karada ölüm yok. Hakikaten bütün profesyonel yöneticiler, belki patron abilerimiz de öyle düşünüyorlardır. Hep böyle bir temenniyle, çok zor bir yıl olacağı temennisiyle, çok meşakkatli bir yol olacağı temennisiyle yıla başlarız. Ve o yıl içerisindeki bir takım gelişmeler, konjonktürler, hareketler, artı ya da eksi yılın sonunu bize getirir. Ama bu yılda hakikaten hep aynı şekilde söyleniyor. Öncelikle seçim olan bir yıl, kolay olacak bir yıla benzemiyor. Ama bu yılın aslında hareketli geçeceği daha ilk günlerden itibaren başladı. Nerede başladı? Merkez Bankası Başkanı Sayın Başçı, Erdem Başçı, faiz yüksek, yüksek faiz inmeli noktasında 0.5 puan indirebiliyorum. Bunun birçok nedeni vardır diyerek aslında bir görüş ortaya koydu ve bunu istişareyle çözmeye çalışacağım dedi. Ve ardından da Sayın Ali Babacan, evet Merkez Bankası'nın gittiği yol doğrudur dedi. Bu aslında şunu gösteriyor iş dünyası adına, biraz biraz daha istişareyle, daha siyasi, ekonomik, üretim, çalışan organizasyonuyla bir şeylerin daha iyiye gideceğini gösteriyor olabilir. Tabii bunu zaman gösterecek. Bir de Avrupa'da bir hareketlenme var. Biliyorsunuz Davos'ta bundan 10 gün önce bir zirve yapıldı. Dünyanın bütün ileri gelen ülkelerinin yöneticileri ve CEO'ları orada oluyor. Bu sene de şöyle bir şey çıktı. Avrupa Birliği Merkez Bankası ilk defa 1.1 trilyon euro bir arz ileri sürdü. İlk defa 18 seneden beri ilk defa bu kadar büyük bir arz ileri sürdü. Yani Amerika'nın son 10 yıldır yaptığını aslında rolü devralmış oldu. Hatta İsviçre Merkez Bankası Başkanı da şunu dedi. Ben aslında yılın insanını şu an ECB'nin başkanı olan kişiyi seçiyorum dedi. Yani aslında kartlar belki yeniden karılıyor. Avrupa'da bir genişleme noktasında, parasal genişleme noktasında hareketler başlıyor ama Türkiye etkilerine bakacak olursak, Türkiye'de bir türlü düşmeyen bir cari açık var. Bunu petrol fiyatları düşüyor diye kendimizi bazen sevinmek değil de aslında psikolojik olarak rahatlatmış gibi hissedebiliriz. Ama bunun işi buradaki çok kıymetli insanların da birazdan anlatacağı üzere, hepimizin de bildiği üzere üretimden geçiyor. Üretim olduğu sürece, üretimin gayri safi yurt içi hasılaya oranı yükseldiği sürece bu ülke dış finansman kaynaklarına bağlı olmaksızın büyüyecek bir noktada ve lokomotif gibi yıllar yılı sürdürülebilir şekilde büyüyecek bir noktaya gelir. Dolayısıyla geçen yılda sanıyorum 2.9 büyüme oranıyla kapattık ama hala istediğimiz, tabii istenilen, hedeflenen seviye yüksek ama istediğimiz seviyeye geldiğimiz söylenemez. Ben bu girizgahtan sonra konumuza dönmek istiyorum ve Müsaade ederseniz Kemal Bey ile başlamak istiyorum. Kemal Şahin Bey, Trakya'da çok ciddi yatırımları var. Edirne'de ve Çorlu'da çok ciddi istihdam sağlıyor. Bir aile şirketi ama muazzam bir hikayesi var aslında. Ben öncelikle bu hikayeyi dinlemek istiyoruz. Bu hikayenizden başlayalım. Sonra da bu iş nasıl aile şirketlerine devşirildi ve sürdürülebilir başarı nasıl geldi? Hem Avrupa'da hem Türkiye'de bu kadar büyük istihdam ve dünyanın çeşitli ülkelerine aynı anda ve dünya markalarına aynı anda üretim bu kadar başarılı nasıl oldu? Bunu anlatmanızı rica edeceğim. Buyurun.
Ben Edirne'de oradan başlayayım. Başka bir şey söylemek istiyorum. Oradan başlama istiyorum. Edirne'de 2800-2900 çalışanımız var. Onun bir magazin tarafından başlayayım. Orada aşağı yukarı şeyin Türkiye'nin ilk 10'una girecek kadar bayan çalışıyor orada Edirne'de. Ve valimiz şöyle bir şey dedi. Biraz da magazin yapalım. Dedi ya bizim kızlarımız çok güzel. Hepsi manken gibi. Ama Kemal Bey biraz da erkekleri istihdam edin. Kızları gelin veriyoruz. Ama Allah'tan Vahap Münyer gibi başarılı insanlara gelin veriyorsunuz. Sonra da hemşeri oluyorlar. Zaten hanım köylü olmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla hakikaten çok hamarat da bir şey. Onun için yatırım yapıyoruz. Çorlu'da da yapıyoruz. Tersinden başlayayım. Biz 5000 üzerinde insan çalıştırıyoruz Trakya'da. Ve Trakya'nın en büyük işvereniyiz. Şu anda tersini söyleyen olmadı. Ben de söylüyorum. Şuna gelmek istiyorum. Aslında Edirne'de bu tür bir, orada da biz konferanslara gidiyorum Çorlu'da, üniversitede. Ama bu kadar organize birlik olmadı. Ticaret odası binasından içeri girerken bir heybet, bir organizasyon, bir devam gördüm. Aklıma şey geldi. Aslında Moğol İmparatorluğu'nun kurulması ki zannediyorum dünyanın en büyük imparatorluğu Roma İmparatorluğu'ndan daha büyük imparatorluk kurdular. Sadece kısa sürdü. 100 yıl falan sürdü. Sırf İpek yolundaki ticareti garantiye almak için Moğollar orada bekçilik yapıyordu. Ve onu garantiye almak için örgütlü askerleri vardı. Ve o güçlü askerler, güçlü disiplin sayesinde ticaret adına aslında imparatorluk kuruldu. Yani ticaretin olduğu yer aslında ekonominin temel akıntının başladığı yerdir. Yani Keşan'ın bana öyle Edirne'ye, Çorlu'ya, Trakya'nın diğer başka bölgelerine farkı zannediyorum bura ticaret merkezi. Tabii ki bir tarım bölgesi, Edirne de bir tarım bölgesi ama tarımı da aslında devşiren ticaret ve ticaret aslında sanayiyi de körükleyen, sanayinin pazarını sağlayan ticarettir. Yani burada ben ticaretin kokusunu hissediyorum ve gerçekten o bir farklı yapıyor sizi. Siz bir ilçesiniz. Yani Trakya'nın en organize ve bu konuları en çok görüşen ve hakikaten değerli uzmanları getiren bir kurumsunuz. Onun için burayı kaymakamımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, diğer aktörleri ve tabii ki televizyon kanalında ne Edirne'de yaptınız dedim. Ben Edirne'ye geleyim ya orada şirketim var, ilçe falan illa Keşan dediler. Demek ki şimdi anladım niye Keşan dediler. Evet, şimdi ben de aslında ticaretle başladım işe. Halen ben de kendimi tüccar hissediyorum ve ben 1982 yılında 5000 markla, markın şu değer kaybettiği günde 5000 TL diyebiliriz. Daha doğrusu euro değer kaybettiği zamanla 5000 TL ile işe başladım. Babam zengin değil, ben Toros Dağları'ndan geldim. Ama Toros Dağları'nın o yalın ve zor eğitimini aldığım için, babam da rahmetli çavuştu, çok bir... Askerde öğrenmiş okuma yazmayı. Zaten o zaman okul falan yoktu. Ve çok şey anlatırdı. Herhalde beni o da etkiledi. Askerde aldığı bilgiyle yönlendirdi. Sonra ben dedim anahtar okul. Çünkü bizim orada zengin değil. Dağlık. Yani kara sabanla sürerler. Çok zordur. Yani ancak karnımızı doyururuz. İşte bir dağlar güzeldi. Suyu çoktu. Güzellikler vardı ama karnımız doymuyordu. Onun için gurbetlere gittik. Ve... Tekrar Almanya'ya gittim. Almanya'da burslu gittim. Yani anahtar dedim okul başka hiç opsiyonum yok. Çalıştım, çalışkandım. Babam yönlendirdi. Herhalde bir de babadan anneden de geçirmiş yeterli bir genetik yapı vardı, altyapı vardı. Yatılı liseye girdim. Hatta öğretmen okulunu kazanmak istedim. Kazanamadım. Babam çok üzüldü. Sonra yatılı liseyi kazandım. Sonra okulların hepsini kazandım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi dahil. Ama Almanya'dan bir burs aldığım için Almanya'ya gittim. Babam beni askere yollamaya istiyor. Mutlaka general olacaksın diyordu. Onu olamadığım için de küstü bana bir ara. Gitmedim çünkü asker okul kazandım gitmedim. Ve hikaye Almanya'ya gidince barıştı. Çünkü dedi onlar da asker bir millet. Gittin dedi dost bir millet. Gittiğimizde o dostluk falan yokmuş Almanya'da onu da gördük ama. Ve büyük bir sempatisi vardı ordudan dolayı ki o ikinci Dünya Savaşı'nda askerdeydi. Büyük bir sempatisi vardı Almanlara. Öyle barıştık gittik. Yüksek mühendis oldum. Ve bizim okul dünyanın Aachen Teknik Üniversitesi dünyanın en iddialı mühendislerini yetiştiren bir okul. Yani iyi bir notlarla bitiremedim. O zamana kadar notlarım hep iyiydi ama
Hakikaten iyi yetiştirmişler beni. Onunla girişimci oldum. Sebebi de şu, bir magazinle de karıştırarak gidiyorum, biraz eğlendirelim arkadaşları. Sebebi de şu, bana çalışma izni vermediler. Dediler mühendis olarak git kardeşim memleketine, izin vermiyoruz. Ben de inat ettim. O zaman darbe falan vardı, 1982'yi biliyorsunuz. Karışık. Burslu burada çalışacağım, çalışmak istiyordum. Dedim ya birkaç sene daha kalayım, bir İngilizce öğreneyim bunun üstüne. Biraz fabrikalarda çalışayım, güzel tam manasıyla yetişmiş bir mühendis olarak döneyim, bir ipe sap olurum dedim. Ve izni vermeyince ben dedim kalacağım burada, konuştum, uğraştım. En sonunda şey buldum, sen burada bizim iş yeri almazsan, sen gidip kendi işini yapacak bir yer kurarsan veririz dediler sana. Ama dediler yine serbest çalışma olarak veririz. Serbest olmayan bir çalışma, maaşlı olarak olmaz dediler. Alman bürok, onu da şart koş, bak gelip bakacağız. Bakan falan yok da öyle diyorlar yani. Neticede kendim regallerle, mekallerle küçük bir yer kurdum. 5000 markla başladım. Her şeyi kendim yaptım. Ve 16-17 saat çalıştım. Aslında girişimciliğin temelinde baştan yoğun bir çalışma vardır, odaklanma vardır. İlk baba, dede kim başladıysa o çok odaklanmıştır, çok çalışmıştır. O da bir üniversite, ikinci üniversite, üçüncü üniversite. Hakikaten 16-17 saat çalıştım ama 2 senede belki başka insanların 4 senede yaptığı işi yaptım. Almayı, satmayı, işte muhasebeyi, şunu bunu. Gerçi iyi bir eğitim altyapım vardı. Öğrendim. Hasbel kader. Ondan sonra bir elemanım oldu. 1,5, 2,5, 3,5. Daha sonra büyüdük. Türkiye'de de kurduk 1984 yılında ilk atölyemizi. Ve o gün bugün 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişiyi bulan dünya çapında bir grup haline geldik. Hatta bazı krizler yaşadık, sorunlar yaşadık değişik ülkelerde. Halen yaşıyoruz. Şimdi mesela Ürdün'deki fabrikamızda sorun yaşıyoruz filan. Ama her türlü krize rağmen belirli bir vizyon çerçevesinde şeyimizi sürdürüyoruz. Böyle bir hikayemiz var. 4 kıtada aşağı yukarı 15 ülkede ama biz dünyanın 170 ülkesine ihracat yapıyoruz. Hem Avrupa serbest bölgesinden teknoloji ihracatı yapıyoruz 170 ülkeye. Hem de biz tekstil sektörü olarak Avrupa'nın en büyüklerinin en önemli tedarikçisiyiz. Amerika'nın önemli firmalarına mal veriyoruz. Dolayısıyla 170 ülkenin her tarafına bizim ürünlerimiz gidiyor. Bu ürünler şu mesela giydim, Edirne'de dikilmiştir. O şeyinde Edirne'deki ünitemizin 3500 kişinin ünitenin genel müdürü de aynı ya, o da Trakya'nın bir eniştesidir. Değerli bir enişte. Onun adına bana hemşerili ödülünü Edirne Belediye Başkanı verdi. Ama ben onunla da aldım. Turgut Bakır, buradaki ünitelerimizin genel müdürü. Bu da çok kıymetli bir İtalyan damat arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Edirne'de yaşıyor. Evet, şimdi şunu söylemek istiyorum ben biraz da özetleyerek. Biz belki sektörleri sayarsak, tekstilde dünyanın, Avrupa'nın önde gelen ilk 3-4 kuruluş içine koyuyorlar bizi. Entegre tesiste, bizde Çorlu'da olmak üzere entegre fabrikamız, iplik, boya, apre, konfeksiyon üretiyoruz. Yine Edirne'de konfeksiyon. Ama dünyanın değişik ülkelerinde üretiyoruz, ürettiriyoruz ve dünyanın değişik ülkelerine satıyoruz. Her türlü Çin'den, İtalya'dan, Fransa'dan alıyoruz. Dükkanlarımız var, toplam şirketlerimiz, parakende şirketlerimiz, turizm tesisimiz var. Tekrar bu sene bir 500 yatak daha ilave ediyoruz Antalya'da, turizmde varız. Serbest bölgenin en iddialı serbest bölgesi bizde, en hızlı büyüyen, en çok yabancı sermaye çeken, işte görürsünüz TEM'de Avrupa serbest bölgesi diye şeye giderken bir sağda büyük bir sanayi bölgesi var ama serbest bölge, hakikaten serbest bölgelerinde yıldızı. Bir inşaat projemizi açtık Westside diye, Beylikdüzü'nün merkezinde ve büyük ihtimal İstanbul'dan batıya gelen Westside adı da batıya gelen bölgenin merkezi. Ve orada alışveriş caddeleri, konutlarıyla şehrin ana merkezini, batının ana merkezini oluşturacak projelerimiz var. Yani değişik sektörlerde varız kısaca ama en iddialı olduğumuz sektör ve doğuş sektörümüz tabii tekstil. Şimdi benim kendi reklamımı bu kadar yaptıktan sonra şunu söylemek isterim başta bir sefer. Ben Almanya'da bir KOBİ olarak başladım aile şirketi ama aile şirketinin ilk kurucusu, ilk girişimci. Kuran kişi girişimcidir. Ondan sonra sürdürme meselesi vardır. Daha sonra Türkiye'ye geldikten sonra Türkiye'de abilerimi de şey yaptım, ortak ettim. Bütün akrabalar ortak ettim. Benim bir hedefim de şuydu. Benim bölgem fakir bir bölge. Ben dedim başta ailem, bunlara faydam olsun. Para filan değil.
ben şu kadar para kazanayım, şu bu kazanayım, hiç iddiam yoktu. Halen iddiam yok. Halen paranın bana çok bir katma değer yaptığına inanmıyorum ama parayı iyi kullanırsanız topluma, muhtaç insanlara parayla çok şey verebilirsiniz. Onun için benim hayatımın %30'u da hep baştan itibaren sivil toplum örgütlerine ayırma oldu ama bunların çoğu Avrupa'da. Almanya'da, Avrupa'da kurulan önemli sivil toplum örgütlerinde, işte bazı arkadaşlarımızı oradan tanıyorum, benim parmağım vardır, benim emeğim vardır. Mesela ilk Türk İş Adamları Derneği'ni kurdum, 22 yılını kutladı. Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı kurduk. İşte burada Odalar Birliği'nde katkısıyla ilk başkanıyım. Orada ilk Tema Vakfı'nı kurduk, orada ilk platform kurduk. Onun için Almanya'dan da yüksek hizmet liyakat nişanını aldık. Birinci sınıf mesela Alman Cumhurbaşkanı'ndan. Yani gençlerin eğitimine şimdi eğitim vakfımız da var. Eğitimle ilgili kariyer planlaması yapan yabancılar için platforma başkanlık yapıyorum, destekliyorum. Yani bu hedefimde devam ettiriyorum aynı şekilde. Topluma bilgi becerimiz yerini öyle kaynaklarımızı seferber ederek hizmet etmek. Ama en büyük hizmet gerçekten insanlara iş vermek, dik durarak kendi geleceklerini tayin etmeleri. Ana vizyonumu da bu olarak görüyorum. Aslında buraya Ahmet Bey çok rica etti, arkadaşlar çok rica ettiler. Buraya gelmemin de şeyi bu, çünkü sizlere belki bizim konuşmamızın bir faydası olur, bir yerlere getirir diye düşünüyoruz. Şimdi dolayısıyla tekrar aile şirketlerine dönersek, sosyal yönden de hepinizin bir sorumluluğu var. Belediyede, toplumda, geri kalmışta, eğitimde. Dolayısıyla şirketleri sırf böyle para kazanan kuruluşlar değil, bu yönüyle de bakmak lazım. İkincisi, şunu söylemek istiyorum. Aile şirketlerinde ben abilerimi aldım ama sonra ayrıldık. Güzel ayrıldık. Şimdi ayrıldıktan sonra ayrılmasaydım ben şu tehdidi gördüm. Kendim zaten daha çok Almanya'da yaşıyordum o zaman. Halen gidip geliyorum. Baktım aile, yeğenler, herkes çoğalınca yönetmek zor hepsini birden. Yani belki şimdiki bilgim olsa yönetirdim ama yine de çok zor. Yani 30-40 tane aileden gelen soydan insanlar olduğu zaman bunu yönetmek çok ayrı bir şey. Ayrıca aileyi yönetmek de çok zor. Ben bazen şey diyorum, ya bir holdingi yönetmek bir aileyi yönetmekten daha kolay. Aileyi yönetmek kolay değil. İşte yabancı gelin geliyor, damat oluyor, bir şey oluyor. Yani herkes evde farklı şeyler konuşuluyor, şirkette farklı şeyler konuşuyor, şoför konuşulur. Ben şimdi ilk zamanlarda abimle de beraber gelirdim, bir şey konuşacağız. Bir bakıyorum, yok işte o şoför hakkında konuşur, o onun hakkında, o onun hakkında. Dedim ya biz bu mu işimiz filan? Ve hakikaten bayağı sancı yaşıyorduk ama o şundan, ben de acemiydim. Abilerim zaten orada Fransa'da çalışıyorlardı. Onların da bilgisi azdı. Ama belirli zaman sonra şunu dedim ben, ya bunu kurumsallaştıralım, bu böyle gitmez. Baktım hızlı büyüyoruz, Zahet gibi tekstil sektörünün 3-4 sene içinde en iddialı kurum olduk Türkiye'de. İhracatımız tişörtlerde falan bir numara, kotalar falan bizdeydi. Millet hakikaten soruyor, bu adam nereden çıktı ya, bunu hiç tanımıyoruz, hiç görmüyoruz. Ben orada da yaşıyordum. Şimdi baktım kurumsallaşmamız lazım. Şimdi abimlerimin veya bir de şeyi de yaptım. Bizim köydeki 3-5 kuruş parası olan ortak ettiğim, herkesi aşağı yukarı iş isteyeni getirdim. Kimisi bekçi oldu, kimisi bir şey oldu. O bölgeden de epey bir insan getirdim. Ama o insanlar da baktım, onlar da yönetmek lazım. Onlar burada Trakya'da uyum sorunu var, başka sorun var. Yani tamamen farklı bir şey. Ondan sonra şu bana şey olmaya başladı. Bir de Almanya'da tabii ben çok okuyan bir adam, takip eden bir adam. Çünkü takip etmezseniz kurslar, kurtlar sofrası. Yani Almanya'da kendinizi geliştiremezseniz yaşamazsınız. Çünkü çok rekabetli bir sistem ve çok bilgili insanlar, çok bilgili iş adamları. Almanlar insanlar hepsinde bilgi dolu. Yani bizdeki böyle tavlayla mavlayla vakit geçirmiyor Almanlar. Her zaman tatillerde bile benim tatil günü bakıyorum, Almanlar elinde kitapla dolaşıyor. Ruslar açık alkol alır, bilmem ne alır dolaşırken, onlar habire hepsi birer bilgi şeyi, kompütörü gibi. Dolayısıyla orada da geliştirmeniz lazım. Dolayısıyla şunu dedim, ya ben kurumsallaştırmam lazım. Abim gene dedim ki siz çekilin. Biz bunu, biz siz alın maaşınızı alın, bir yere işte yönetim kurulu falan koyalım o zaman. Ya dediler biz genç insanız, çekilip ne yapacağız? Yani dediler biz çalışmamız lazım. Tamam, parayı da aynen kazanırız falan. O zaman dedim ayrılın, paranızı verelim, böyle çalışın. Ve razı oldular, hakikaten ayrıldık. Ama bir şey oldu, aileyi yönetebildik. Aileyi halen yönetmeye çalışıyorum ben. Aileyi yönetip bir şey yapmıyorum ama
birileri aileyi kollamaz, aile beraber olmuyor. Mesela geçen seneki doğum günümde baktım bizim yeğenler, çocuklar birbirini az görüyor. Çünkü İstanbul'un bir tarafı bir yer. Dedim doğum günümde bu sefer benim yeğenlerimle kutlayacağım. 22 tane genci çağırdım. Çoğu 20-25 yaşında. Onlarla doğum günü kutladım. Mesele herkes birbirini tanısın. Dolayısıyla onu düzgün ayrılmak aslında büyük bir sanat. Türkler de işe başlarken herkes büyük bir heyecanla başlar. Ayrılırken hiç ayrılamazlar. Hep kavga. Ve ailede iş için kavga ettiğiniz zaman aile de kopuyor. Oysa ben şunu diyorum, çocuklarıma bunu diyorum. Bakın 3 kale var hayatınızda. Bu kalelerden diyorum bir tanesi aileniz. Ailedeki arkadaşlarımız söyledi. Birliği, dirliği korursanız sığınacağınız bir yer. Bunu korumanız lazım. Korumazsanız kaleyi, kalenin yıkılan taşlarını yapmazsanız sizi korumaz. Gidip dayanacağınız yer yok. İkinci dayanacağınız yer dedim, işiniz. Bir işiniz varsa, para geliriniz varsa, arkadaşınız vardır, hayatınız sürer. Bir yerde sıkıntıya girersiniz, orada dayanırsınız. Gelirsiniz firmaya, arkadaşlarınız, en azından maaşınız vardır. Bunu korumanız lazım. Üçüncüsü de çok yakın olan, gerçek kalpten dostunuz. Yüzlerce dost olmaz. Her yüzlerce kişiyi tanırsın, muhabbet edersin, lagaluga yaparsın. Dostunuz 3-4 tane olur. Size faydası olacak has dostlarınızı koruyun. Bu 3 kaleyi korursanız, onu diyorum, çocuklarıma diyorum bunu, bakın sırtınız hiç yere gelmez, hiç korkmayın. Rahat uyurun, kalkın. Kalenin birisi çatırdarsa ikisini koruyun. İkisi çatırdarsa işiniz çok zor. Son kaleyi korumanız lazım. Koruyamazsanız savrulursunuz her zaman. Dolayısıyla aile şirketleri aslında ailenin parçalanmasını önleyecek noktaya gelirse tehlikeli bir şey. Dolayısıyla beraber yapalım edelim ama ayrıldığınız zaman da ayrılmasını bilmek lazım. Onun için ailenin hakikaten ilk baba kurar veya dede kurmuştur. O kolaydır. O çocukları yönetir. Ondan sonra nasıl yönetilecek? O çok önemli. Bence buradaki anahtar, herkes her şeyi söyledi ama profesyonel bir firma baba nasıl yönetiyorsa baba çocuklarına devredildiği zaman da o noktaya gelmesi lazım. 3 kişi, 5 kişi bir kişi firmayı yönetemez. Herkes karışırsa yönetemez. Dolayısıyla ailenin mesela ben kendi çocuklarıma şunu diyorum. Bir defa siz firmanın nereye giderseniz gidersin, siz firmanın orada bir ferdisiniz. Şef olarak gidiyorsanız şefsiniz. Normal vatandaşsanız amiriniz vardır. Zamanında sabah kalkıp gideceksin, verilen işi yapacaksın. Hatta senin kim olduğunu bile bilmeyecekler. E bilirlerse de yine bilseler bile sen onların gittiği yemek yiyeceksin. Onların tuvaletine gideceksin. Her şeyi onlar gibi yapacaksın. Yani onlardan bir tanesi olacaksın. Şimdi bu benim hanımım da Almanya'dan, orada evlendik biz. Almanlarda böyledir. IKEA'nın patronu şimdi şu 85 yaşında falan bir adam. Dünyanın en zengin adamlarından biri. Ya birinci ya ikinci. Adam bisikletle geliyor halen. Araba falan kullanmıyor. Yani ve o adamların çocukları o üniversitelerde gördüğün zaman normal insanlardır. Benim gittiğim üniversitede çok çocukla karşılaştım. Çok yakınlaşmazsın. Çocuğun büyük bir iş adamının çocuğu olduğunu bilemezsiniz. İnsanları normal yetiştirir. Dolayısıyla çocuklarımızı sen büyüksün, sen falan adamın oğlusun, sen şunun oğlusun, sen şunun kızı değil. Düz bütün insanları anlayacak, anlaşacak hale getireceksiniz. Bunu niye söylüyorum? Menajmen için. Eğer aile şirketinde çoğaldığı zaman herkes bilecek ki birisi amirdir, seçilir, dede tayin eder, baba tayin eder, ortak seçilir, birisi yöneticidir, öbürü orada yöneticidir. Herkes orada patron değildir. Birini patron yapmalar lazım ve öyle kurumsal bir yönetime geçmeler lazım. Diğerler razı olması lazım. En kötüsü o zaman diyecekler ki baba veyahut da toplanıp ya biz çekilelim çalışmayalım, o da bir yol ama birine teslim edelim. Ama ondan ne bekleyeceksiniz? Açık, şeffaf. Halka açık şirketler gibi olup biteni ailenin bilmesi lazım. En büyük sorun ailenin evlerde dedikodular başlar. Özellikle hanımlarda başlar. Ve o onu aldı, bu bunu aldı bilmem ne. Şeffaf olmazsa bu dedikodular göçürür. Ve çok yaratıcı bir babanın, dedenin kurduğu muazzam rekabet gücü olan bir organizasyonu bakarsınız sağdan soldan dedikodu şeffaf olmama götürür. Dolayısıyla şeffaf yapıyı kurmak lazım. Eğer maaş, para dağıtma, alma, araba ne varsa eşit noktaya getirmesi lazım. Herkesin her şeyi bilmesi lazım.
Onun için buna bir de işte anayasa deniliyor, aile anayasası. Tabii aileye nasıl devrederken kim olur? Mesela Eczacıbaşı'nda Bülent Eczacıbaşı'na babası değil sen olacaksın şef. Herhalde Bülent Eczacıbaşı büyük ihtimal daha akıllı, daha eğitimli. Öbür Faruk Bey de büyük ihtimal ama aileyi onun şey ol lider olması bir kişinin babana tayin etmesi götürür. Yani bir yerde geleceğini de şekillendirecek ama şeffaf, aileyi koruyan, dedikodulara şey vermeyen bir yapı olacak. En kötü ihtimal ayrılma da bir vizyon. Ayrılmanın da nasıl ayrılacağı belli olması lazım. Aksi halde aile şirketinin kopmasının en büyük sebebi ailenin yönetilemediği için kopar iş. İşten değil. Ama yukarıda çürümeye başladı mı balık yukarıdan kokar derler ya. Aşağıdaki rekabet gücü yok olur. Onun için ayrılma da bir opsiyon olabilir. Bir de birkaç cümle uzattım belki ama bir şey daha söyleyeceğim. Vazgeç ondan sonra bırakıyorum diğer arkadaşlarıma. Bir de şöyle bir şey var ben onu yaşadım hayatımda. Zaten bizim işte o sıkıntılı dönemler bunları yaşayarak geldik. 10 kişilik firma farklı yönetilir. 10 kişilik firmada bir uzman vardır. O kişi her şeyi yapar. Şoförü vardır, asistanı vardır. O kişi uzmandır, alımı satımı yapar. Bu kolay bir iştir. Ve burada çok da para kazanabilirsiniz. 100 kişilik firmaya geçtiniz mi, şimdi yönetim şekli değişir. Bunu farkında olmak lazım. Çoğu 10 kişilik bir kurumdur. Çok para kazanıyordur. Her sene 1 milyon euro kazanıyordur. Olabilir. Ve muazzam para kazanıyordur. 100 kişilik bir şirket haline geldiği zaman der ki ya 10 milyon kazanacağım. Tam tersi olabilir. Gidebilir hepsi. Sebebi yönetim şekli değişik. 10 kişilik firmada uzman bir kişi vardır. Baba vardır. Teyze vardır. Almayı iyi bilir, satmayı iyi bilir, ürünü iyi bilir, marka yapmayı iyi bilir, yapar. Her şeyi kendi yapar. 100 kişilik firmaya geçtiğiniz zaman o kişi aynı işi yapmaya giderse zarar etmeye başlar. Çünkü 100 kişilik firmada artık o babanın yaptığı işlerin çoğunun delege edilmesi lazım. Yani alımı birisinin yapabilmesi lazım. Alım yapmaya birisini öğretecek, alımın %90'ını devretmesi lazım. Satışın veya satışı tutabilir, başka şeyin, yönetimin, personelin, yani işin %80'ini delege etmesi lazım. Delege edemezse o zaman o 90 kişi, 80 kişi masraf olarak, yük olarak gelir, bir katkı sağlayamaz. Bu şey aynı şekilde aileler için de geçerlidir. Ailede de çocuklara delege etmeye bilmemiz lazım. Eğer 3 çocuğumuzla beraber zaten 10 kişi de çalıştıramazsın. Büyüdüyseniz çocuğun bir sorumluluk alanı olacak değil, sen üretimden sorumlusun. Şu şudur, kabiliyetin odur ve onun maaşı düzeni konacak. Sen alımdan, sen satımdan, hatta birisinin pozisyonu yüksekse ona yüksek maaş vermen lazım. Onun bilmesi lazım. Dolayısıyla hem aile fertlerini delege etmeniz lazım, hem de aile fertlerinin yanında çok kabiliyetli yabancı insanları da teşvik etmeniz lazım. İlla benim çocuğum her şeyi yapacak yok. Her çocuk kabiliyetli olmaz, baba kadar olmaz. Ama çocuğun yanında, altında bir sürü kabiliyetli insanlar vardır. Orada zorlama yapıp kabiliyetli insanların önünü asla kapatmamanız lazım. Çünkü 100 kişinin içinde 90 kişi de o şirketi dağlara kadar tırmandıracak adamlar vardır. O kapasiteleri de kollaman lazım. Çocukların yerini kollaman lazım. Ama patron yavaş yavaş çekilip diyecek ki ben en önemli işleri yapayım ama ben burada koçum. 100 kişiyi verimli bir şekilde çalıştırmam lazım. 1000 kişiye gittiğiniz zaman sistem bir daha değişir. 1000 kişide insanların çoğunu tanımazsınız. Ortalama insan beyni 250 kişiyi tanıyabiliyor. O zaman tamamen geri çekilip hakikaten profesyonel bir yönetim kurmanız lazım. Profesyonel insanların devreye gitmesi lazım ve kurumsal olarak bu dediğim şeyler yapılması lazım. Yani insanlara delege etmek, ekip çalışması yapmak, iyi çalışanı teşvik etmek, aile fertlerini yerli yerine koymak, onlara bir anayasa kural kaide koymak, çekecekleri para belli olması lazım, kim ne kadar çeker, çiçek dağıtıldığı zaman eşit dağıtılması lazım, herkesin bilmesi lazım. Ya da yeteneği az olan çocukları çekip dışarı atmak lazım. Başka yere yollayacaksınız, yine parası alacak. Mal onun. Önemli olan o malı çoğaltmak, o kurumu yüceltmek. Dolayısıyla onu yücelttiğiniz zaman ortakların hepsi faydalanacaktır. Yok ille ben çalışacağım, ben bunu yapacağım, onunla yapacağım, bununla yapacağım diye yarışmamak lazım. Dolayısıyla 1000 kişiden sonra artık muazzam bir evrensel kurumsallığı almak lazım. Danışmanlardan, hatta yetkin kişilere başına koymanız lazım. Bu kurumsallığı yukarı doğru yaparsanız
aile şirketleri holdingler olur. İşte kaymakamımız şey dedi, yüksek bina dedi, ben onu bekliyordum. Aslında bütün holdinglerin temeli küçücük aile şirketleridir. Hepsi KOBİ'lerdir. Ama işte bu kurumsallığı aşağıdan yukarı götüren babalar, dedeler holdinglerin patron oluyor ya da çocuklarına holding devrediyor. Çocuklarına büyük kurumlar devrediyor. Dolayısıyla büyümeye paralel ciddi kurumsallığı, ilmi kurumsallığı, ya iyi insanlar alacaksınız kurumunuza o zaman, ya da hakikaten kendinizi geliştireceksiniz, çocuğunuzu, oğlunuzu, birisini bunu yapması lazım. Dolayısıyla KOBİ'ler, buradaki KOBİ'ler aynı zamanda gelecekleri bir holdingin çekirdeğidir. Yeter ki bunlar iyi yönetilsin. Buradaki diğer arkadaşlarım da güzel şeyler söyleyecektir. Buradaki şu söylenen şeylere uyulabilsinler. Biraz uzunca konuştuğum için özür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten başarı hikayesi ve onun üzerine hem Avrupa'da hem Türkiye'de bu kadar muazzam bir büyümenin altında yatan gerçek şunu gördük. Bir kurumsallaşma, aile yapısının doğru kurulması ve ailenin birinci derecedir, ikinci, üçüncü derecede akrabaların da birbirleriyle iyi olan ilişkileri ve ilişkilerinin sürdürülebilirliği ve ondan sonra da tamamen doğru yerlere, ya alt pozisyona ya da eşit pozisyona doğru profesyonellerle çatıyı ya da temeli tamamen daha büyüterek firmayı ayakta tutmak. Hakikaten çok güzel bir ufuk turu oldu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi de müsaade ederseniz Erkan Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Erkan Güral, Kütahya Seramik Porselen Yönetim Kurulu Başkanı. Aslında bu firma, yani porselen denilince porselen objesine marka anlamında gerçekten markalaştıran ve tüm dünyaya, Türkiye'de değil tüm dünyaya ihracat yapan ve Türkiye'nin de temsili değer olarak çok ciddi anlamda bir marka değerini yükselten bir marka oldu. Aslında siz üçüncü jenerasyon oluyorsunuz. Muazzam bir aile şirketi. Çok güzel hikayeler var eminim. Ama Erkan Bey'in söylemeden edemeyeceğim. Çok ciddi anlamda sivil toplum kuruluşlarıyla da ilişkileri var. Ve bizatihi aldığı yönetim kurulu görevleri ve başkanlıkları var. Bir kısmı Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde. Bir kısmı da iş dünyasının sivil toplum kuruluşlarında. Hem bu tarafta ciddi anlamda lobi yapıyor ve katkı sağlıyor. Hem de markalaşma hususunda çok ciddi değerleri var. Ben size hikayenizi dinleyelim ama sizi zaten herkes çok iyi tanıyor. Daha detaylı bilgi alalım. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Öncelikle programa gelirken zengin ve güzel bir programa geleceğimi gerçekten tahmin etmiştim, biliyordum. Ama bu salonu görünce, değerli konuklarımızı ve yaşanan hikayeleri görünce ve yaşayınca tabii işin keyfi, lezzeti şahsım adına çok farklı ve başka oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında katılımcılarımız adına bu programın içeriği henüz bizim programımız başlamadan bence çok güzel bir noktaya ulaştı. Çünkü Sayın Kaymakamım iş dünyasını özetledi. Sayın Başkanımız aile şirketlerini çok güzel bir şekilde özetledi. Bu özetlerden sonra tabii Kemal Bey'in bu yaşanmış tecrübesi ve müthiş başarı hikayesi konuklarımızı gerçekten doyurdu. Ama bizler de tabii ki bu çerçevede yaşamış olduklarımız, iş hayatı, iş dünyasındaki sıkıntılar ve avantajlar, bununla birlikte aile şirketleri, bunları da tabii kısaca sizlerle paylaşacağız. Sayın Kaymakam şahsınızda ben tüm konuklarımıza hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılarımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Ben 1970 Kütahya doğumlu Erkan Güral. Kütahya'da doğup Kütahya'da büyüdüğümüz için biz işlerimizi, az önce Ahmet Bey'in de söylemiş olduğu gibi, birinci jenerasyon rahmetli dedem Ali Güral'ın kurmuş olduğu şirketleri, ikinci jenerasyon babam ve kardeşleri Nafi Bey ve biz de şu anda ailenin gençleri diyelim artık, en son geldiğimiz nokta olma sebebiyle kardeşlerimle birlikte şirketlerimizi büyütmeye, yaşayan şirketleri büyütmeye tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. Kütahya tabii tipik bir Anadolu şehri, kabuğunu kırmaya çalışan, o yıllarda büyümeye çalışan, almış olduğu birkaç kamu yatırımı ile tüm Kütahyalılara kucak açan ve özel sektörle tanışmamış bir yıllarda bu büyümeyi sağlayan bir şehir pozisyondayken, bugün artık yabancı yatırımcıları bünyesine çekebilen ve kendisini ispatlama yönünde, özellikle şehrin markalaşması yönünde tüm
Kütahyalı hemşerilerimizle birlikte bu çalışmayı geliştiren, geliştirmekte olan, büyütmeye çalışan bir şehir. Biz de bu şehrin bir ferdi, bir bireyi olarak kurmuş olduğumuz şirketlerin büyütülmesi, yaşatılması sadece Türkiye'de değil, dünyada Türkiye ile birlikte ismini tanıtma gayretinde olan bir aile şirketiyiz. Biz seramik, porselen, porselen sofra eşyası, turizm ve ambalaj gruplarında biraz çikolata sektöründe bir çalışmamız var. Makine sektöründe çalışmamız var. Çeşitli sektörlerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. İnsanın kendisini anlatması zordur derler. Gerçekten ben kendimi anlatmakta çok zorlanırım. Her zaman böyle olmuştur. Ama Kemal Bey'i tebrik ediyorum. Kendisini çok güzel bir şekilde özetledi. Ben kendimi anlatmaktan ziyade iş dünyasını ve aile şirketleri üzerine biraz yoğunlaşmak istiyorum. Aynı zamanda Türkiye Genç Adamları Konfederasyonu'nun genel başkanıyım. Konfederasyonumuz bünyesinde bizim 72 derneğimiz ve derneklerimize bağlı üyelerimiz profilinde de 500 farklı sektör ve meslekten 10 bine yakın üyemiz var. Tabii iş dünyası denilince bu arkadaşlarımı ve onların sektörlerini sizlere özellikle bir kısaca anlatmak istiyorum. Gerçi Sayın Münyar az önce ekonomiyi son derece güzel bir şekilde özetledi. Aslına bakarsanız biz de Türkler olarak, Türk insanları olarak hepimiz birer futbol antrenörüyüzdür. Hepimiz de birer ekonomistizdir. Ekonomi yorumlarını çok iyi yaparız. Futbol yorumlarını çok iyi yaparız. Ama iş bunun icrasına ve uygulamasına geldiğinde biraz tedirginliklerimiz başlar. Aslında korkmamak lazım, bunları konuşmak lazım. Gerçekleri bilmemiz lazım ki önümüzün yol haritasını bilelim ve belirleyebilelim. Tabii futbol yorumlamak kolay ama ekonomiyi yorumlamak gerçekten biraz dikkat ve tecrübe istiyor. Dolayısıyla bu anlamdaki bu yaşanmış ve yaşanmakta olan gidişatı da ülkemizin ne şekilde görüyorsunuz dersiniz. Ben her zaman için umutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çünkü her zaman için pozitif yaklaşım içerisinde olan bir yapımız var ki bu da bize değerli büyüğümüz Nafi Bey'den gelmektedir. Biz her zaman her şeye pozitif yönleriyle yaklaşma düşüncesi içerisindeyizdir. Dolayısıyla bu almış olduğumuz terbiye çerçevesinde de Türkiye'nin geleceğini son derece aydınlık bulduğumu, bu genç nüfusu ile bu gelmiş olduğu yapılanması ve gücü kuvveti içerisinde geleceğini çok aydınlık ve parlak görüyorum. Tabii büyüyen Türkiye diğer ülkelerin dikkatini çekiyor sevgili dostlar. Bunu özellikle belirtmemde fayda var. Bakın 10-15 sene öncesine kadar kendi kabuğunda, kendi çarklarıyla dönmeye çalışan bir ülkeyken hiç kimsenin dikkatini çekmiyorduk ve hiç kimse bize bir müdahalede bulunmuyordu. Ama Türkiye ne zaman ki büyümeye başladı, Türkiye ne zaman gelişmeye başladı, Türkiye ne zaman kendini iddialı bir pozisyona getirdi, komşu ülkeler başta olmak üzere ve diğer ülkeler bir takım müdahalelerde bulunmaya başladılar. Bu böyle devam eder mi? Evet, edebilir ama Türkiye her zaman için kendi imkanları ve tabii ki iyi ilişkileri içerisinde özellikle ümit ediyorum ki bu çevremizdeki ülkelerde de karışıklıkların ve sorunların bitmesi ve bizim de iyi diyaloglarımızla Türkiye ekonomisi çok daha güçlenecek ve büyüyecektir ve buna da gerçekten potansiyeli var. Avrupa Birliği noktasında bir takım hepimizin düşünceleri vardır ama şahsi düşüncem bu saatten sonra artık Avrupa Birliği'ne Türkiye girmeli mi çok düşünmüyorum. Kriterlerini uygulamak suretiyle ki orada da bir yasadır, anayasadır. Avrupa Birliği kriterlerini uygulayan bir Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki gelişiminin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nden artık dağılmaların da başladığını veya başlayacağını yakın zamanda görüyoruz. İşte yakın zamanda seçim yaşayan bir Yunanistan, Yunanistan'ın yaramaz çocuğu olarak bilinen kişinin şu anda Yunanistan'ın başına gelmesi, İspanya'daki durumlar vesaire bunlar son derece tabii dikkatle izleniyor tüm dünya ülkeleri tarafından. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Yunanistan'daki gelişmeler nasıl olacak bilmiyorum ama Avrupa Birliği ile ilgili süreç çok iyi gitmiyor gibi gözüküyor. Özellikle Euro para biriminin uygulanması yönünde rahatsızlıklar ve bunların ekonomilere, ülkelerin ekonomilerine olumsuz yansıdığını hep beraber görüyoruz. Türkiye için de düşünecek olursak kriterleri uygulayan ama birliğin içerisinde olmayan bir Türkiye'nin daha doğru büyüyeceğini düşünüyorum.
tabii ki bununla birlikte yine iş dünyası içerisinde olmazsa olmaz şeyler, evet, sivil toplum örgütleri, sivil toplum örgütlerindeki yansımalar aslında iş dünyasının ta gerçekleri. Şu an itibariyle az önce siz de belirtmiş olduğunuz seçim sürecine giren bir Türkiye'nin ekonomisinin biraz daha temkinli yürüdüğünü görüyoruz. Seçim sonrası açılır mı? Evet, açılır. Daha önceki yıllarda ve seçimlerle yaşayan, seçim ülkesi olan bir ülke pozisyondaydık 10-15 sene öncesine kadar. Şu an itibariyle daha istikrarlı, daha planlı programlı yürüyen ve büyüyen bir Türkiye'deyiz. Dolayısıyla önceki yıllarda ve önceki seçimlerde olduğu gibi yine bu seçim sürecindeki o küçük de olsa bir yavaşlamanın ve sonrasındaki büyümenin de hepimiz şahidi olacağız diye tahmin ediyorum ki bu sene içerisinde %3 civarında bir büyüme bekleniyor. Diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten aslında yine son derece takdire şayan bir büyüme. Az önce Sayın Munyar da açıkladı diğer ülkelerdeki gerilemeleri ve durağanlıkları. Komşularda bulunan bu sorunlara rağmen %3'lük büyümeyi sağlayabilen bir Türkiye ekonomisinin ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Tabii iş dünyasının değerli temsilcileri burada. Evet, hepimiz bölgesel bir takım zorluklar, sıkıntılar yaşadık, yaşıyoruz. Özellikle birlik olma konusunda el ele verip ülkemiz adına, bölgelerimiz adına, çalışabilmemiz adına hepimizin çok daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Az önce Sayın Başkan da ifade etti, Trakyalı bir araya gelemez diye. Bu sadece Trakyalı'da değil, maalesef Türkiye'de genel bir zorluk ve genel bir sıkıntıdır bu bir araya gelememek. Biraz da maalesef tabii insanların kişisel duygularıyla da başarılı olan kişileri de çekememe filan gibi durumlarda maalesef çok yaşıyoruz. Bırakın birlik olmayı, başarılı komşuyu, başarılı esnafı bile çekememezlikten dolayı geriye çekme gayretinde olan bir zihniyetinde maalesef içerisindeyiz. Tabii bütün bunları göz önünde bulundurarak kendi şirketlerimizin pozisyonu ve konumunu ona göre yapılandırmamız lazım. Nedir bunlardan bir tanesi? Bu şirketler içerisindeki kurumsallaşma. Kemal Bey de ifade etti. Bu kurumsallaşma son derece önemli ama bir o kadar da zordur. Aile anayasası, evet, yani anayasa olmalıdır, olmalı mıdır? Olmalıdır. Ama aile anayasası uygulanabilecekse öyle olmalıdır. Kim yapmalıdır? Ailenin kendi fertleri hazırlamalıdır sevgili arkadaşlar. Bu konuda destek veren çok fazla danışman firma var. Danışman firmalar hazır bir taslak var genelde. İçlerine isimler, görevler, ünvanlar, şu şu kadar maaş alır falan gibi doldurur. O dosyayı elinize verir. Birkaç yüz sayfadan oluşur. Hadi bakalım buyurun bunu uygulayın. Son derece yanlış. Kim uygulayacak? Ailenin fertleri uygulayacak. O zaman o ailenin fertleri oturup fikir birliği sağlayarak, çoğunlukla demiyorum, fikir birliği sağlayarak o ailenin gelecek dönem nesillere aktarılabilmesi için iş ve çalışma temposunun nasıl olması, aile fertleri nasıl çalışacak, bunları tek tek yazması ve uygulaması lazım. Uygulaması lazım diyorum çünkü aile fertlerinin bu aile anayasasını belirlememesi, beğenmemesi ya da benimsememesi durumda yine o anayasada hiçbir işe yaramayacaktır. Uygulamayı anlamayan bir aile yasası, anayasası hükmü olmayan bir anayasadır. Bu anlamda eğer ki aile fertleri bunu gerçekten istiyorlarsa bu o şekilde fertler tarafından alınmalı ve uygulanmalı. Hepimizin bildiği bir olmazsa olmaz gerçek vardır. Yazdığını yap, yaptığını yaz. Dolayısıyla bu yazılmış kuralların benimsenmesi aile birliğinin ve şirketin geleceği açısından son derece önemli. Genelde aile büyükleri hep şirketin başında olur. Doğru mudur? Yok, hayır, ben buna da çok katılamıyorum maalesef. Yaşça büyük olmak lider olmayı gerektirmiyor. Her yaşça büyük olan aile ferdi şirketi ya da aileyi yönetebilir diye bir gerçekle karşı karşıyadır aileler ve şirketler. Ama maalesef bu da çok doğru değil. Gerçek anlamda Kemal Bey çok güzel şeylere değindi. Kim yönetecekse, kim yönetebilecekse hem şirketi hem aileyi, şirketin ve ailenin lideri o olmalıdır. Dolayısıyla aile bütünlüğünü sağlayamamış kişilerin bir araya gelip şirketi yönetmesi mümkün mü? Hayır. O şirketin büyümesi mümkün mü? Hayır değil.
Dolayısıyla gerçek liderliği yapabilecek kişinin belirlenerek aile fertleri tarafından, ki zaten aslında bu belirlenmez. Lider olunmaz arkadaşlar. Doğulur derler. Belki doğulmaz ama kazandığınız niteliklerinizle, özelliklerinizle liderliği kendiniz süreç içerisinde zaten çevrenizden, ailenizden, sivil toplum örgütlerinde her ne ise konu otomatik olarak alırsınız. Dolayısıyla liderini benimsemiş ve lideri arkasında çalışma hayatını sürdüren şirketlerin çok daha başarılı olduğunu tabii ki görüyoruz. Bununla birlikte tabii aile şirketlerinde büyümeler, şirketin büyümesi, ailenin büyümesi, gelişmesi. Kemal Bey'den çok örnek veriyorum çünkü hakikaten çok güzel konulara değindi. 15 kişi olduk, 25 kişi olduk. Çok kişi katılımlı. Evet, kalabalıklaştıkça, şirket büyüdükçe aile fertlerinin veya katılımcıların sayısı arttıkça bunları yönetmek son derece zor. Şirketi yönetmek, aileyi yönetmekten kolaydır diyor. Onda da hemfikirim. Tabii aile şirketlerinde her kafadan bir ses çıkarsa, herkes bir şey yapmak isterse bu da son derece yanlış. Herkes bir yere çekecek. Bunun da büyümenin önündeki en büyük engel ve tehditlerden bir tanesi olduğunda tabii ki hepimizin bilmesi lazım. Bölgesel olarak baktığımızda Trakya pek çok avantajı bir beraberinde taşıyor. Böyle kıymetli dostlarımız, arkadaşlarımız buradayken tabii ki şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Avrupa'dan girdiğimizde ülkeye ilk adım atılan, ilk basılı, ayak basılan yer bu bölge. Dolayısıyla bu anlamda pek çok avantajı, yine muhakkak dezavantajları vardır bölgesel coğrafi olarak. Ama bu avantajları çok iyi kullanabilmenizi ben sizlere tavsiye etmek istiyorum. Bu anlamda bir eliniz Avrupa'da, bir eliniz Anadolu'da. Anadolu'nun çok ciddi avantajları var. Az önce Sayın Kaymakam ifade etti. Tarım bölgesi olması sebebiyle tarımı da ticaretle destekleyebilmek lazım. Ticaretle desteklenebilmesi bu salonda bulunan siz sevgili dostlarımızın el ele vererek ve bölge imkanlarını çok iyi kullanabilecek fikirleri ortaya koyarak yapabilmeniz ancak mümkündür. Tarım olmazsa olmaz. Evet, sanayide Türkiye belli bir noktaya geldi, gelmeye çalışıyor ama tarımı olmayan ülkemizin büyümesini hiçbirimiz düşünmeyelim. Tarım, sanayi ve turizm, evet turizm de çok önemli, birazdan ona da geleceğim ama tarımı çok önemsememiz lazım. Bizim konfederasyonumuz bünyesindeki iş adamlarımızın aşağı yukarı 500 tanesi tarım iştigal eden, tarım bölgesinden gelen ve tarım sektöründe çalışan arkadaşlarımız. Sayın Bakanımız Mehdi Eker Bey'e gittiğimizde biz bu konuyu da kendilerine dile getirdik. Tarımın desteklenmesi, tarımın önemsenmesi, tarımın büyümesi ve modernize edilmiş. Çünkü verimlilik bizde biliyorsunuz son derece maalesef düşük. O kültürü henüz daha Türkiye almış alabilmiş değil. Modernize edilmiş bir tarımın daha verimli, daha mahsulü yüksek seviyelere getirilmesi Türkiye ekonomisinin büyümesine son derece katkı sağlayacaktır. Bu anlamda sizlere de özellikle rica ediyorum, Türkiye büyümesine çok ciddi katkı sağlayacak bu tarımın sizler tarafından da desteklenmesi ve o kültürün alınarak gelecek nesillere de aktarılmasını sağlamanız lazım. Tabii bununla ilgili çok ciddi çalışmaların yapılması lazım. Aslında bugünkü çalışmalarla bu yeterli mi çok bilmiyorum, konunun içerisinde olmadığım için, ama belki verilecek teşviklerle, yapılacak bilinçli tarım eğitimleriyle bunu gelecek nesillere de aktarmak mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Tabii turizm potansiyeline de değinmeden geçemeyeceğim. Yine bölgenin çok ciddi avantajları var. Böyle bir Saroz gibi bölgede bulunup bu turizmi bölge adına bence geliştirmekte fayda var. Ama turizm bir kültürdür. Mesela bakın, ben size Kütahya'dan bir örnek vereyim. Kütahyalı olduğum için. Kütahya'da bu turizm kültürü yok. Çok değerli kaynak suları var, termal suları var. Buna biz gereken katma değeri yaratacak tesisleri yapamıyoruz. Biz derken Kütahyalı'yı, Kütahya halkını kastediyorum. Dışarıdan gelecek yatırımcıyı kastediyorum. Çok yakınımızdaki Afyon bir termal bölgesi oldu artık. Ve biz de gittik, orada bir bölgenin en büyük termal tesisini yaptık. Neden? Kütahya'da o kültürü göremediğimiz ve bulamadığımız için. Kütahya'da da bizim bir termal otelimiz vardı. Yakın zaman içerisinde oranın faaliyetine son vermek durumunda kaldık. Çünkü ulaşımı yok, hizmet yok, servis yok, o kültür yok Kütahya'da.
Ama Afyon bunun tam tersi, çok önemli bir kavşakta bulunmasından dolayı bu şu an itibariyle de Türkiye'de termal başkenti sıfatında hak etti, hak etmedi onu bilmiyorum ama o beceriyle Türkiye'nin termal başkenti şehri unvanında Afyon şu anda almış vaziyette ve sürekli de büyüyor. Sürekli termal konusunda Afyon gelişiyor. Ticaretinde bu şekilde markalaşması yönüyle artırmış, sağlamış durumda. Dolayısıyla bu bölgenin de verilmiş turizm eğitimiyle, verilecek turizm kültürüne gençlerimizin özellikle sahip olmasıyla ben bölgede tarımdan sonra çok önemli bir gelir kaynağının turizm olabileceğinin potansiyelini gördüğüm için düşünüyorum. Bu konuda da Sayın Başkanım, Sayın Kaymakamımız zaten diğer oda başkanlarımız da mutlaka bu konuda çalışmaları vardır ama büyüyecek bir kültürün bölgenin gelişimine son derece katkı sağlayacağını düşünüyorum. Genel olarak böyle özetleyebilirim. Tabii çok da konuşarak hem katılımcılarımızı sıkmak istemem hem de çok değerli konuklarımız sırada bekliyorlar. Programın sonuna, finaline doğru soru cevap olursa o bölümde de tabii ki severek sorulara cevap verebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Erkan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten üçüncü jenerasyon olan bir aile şirketinin tam manasıyla yani yazdığını yap, yaptığını yaz diyerek bu güzel bir üst başlık aslında. Bunu yapan kişilerin yine ailenin fertleri olduğunu, bunun profesyonel destekler alınarak da tabii geliştirebileceğini ama yine günün sonunda bunu yapacak olan kişilerin o ailenin fertleri olduğunu ve bunu da çok profesyonel şekilde yapılmasının altını çizdi. Bu gerçekten çok önemli. Zaten bu kurum 50 yıllık bir kurum. Aksi takdirde hakikaten sağlam temelleri olmasa bu kadar da sürdürülebilir bir ilişki yönetimi de çok zor olurdu. Ben bu kadar anlattım ama kendimizi anlatmadım. Biz aile anayasasını yazdık. Esas anlatmam gereken kısmı unuttum. Bir iki dakikada onu lütfen özetleyeyim. Biz aile anayasasını yazdık. Ailenin tüm fertleri kardeşimle beraber bir araya gelerek. Biz dört kardeşiz. Benim üç tane kız kardeşim var. Diğer kardeşlerim de işin içerisinde. Hepimiz bir şirketin yönetimini devraldık. Hiçbirimiz diğerimizin işine karışmayız ama hepimiz diğer şirketler hakkında bilgi sahibiyizdir. Ayda bir olağan yönetim kurulumuz vardır. Bizim yönetim kurulumuz toplantılar içerisinde hepimiz bilgilendirmelerimizi yaparızdır. Son derece şeffafız. Zaten şirketlerimizden bir tanesi de Kütahya Porselen Kutupo kağıdıyla borsa şirketidir. Bu anlamda şeffaflığında esas olduğunu bilen şirketlerden bir tanesiyiz. Bizim birkaç temel kuralımız vardır. Her ne kadar başta bu yapılanma zor gibi gözükse de çok da duygusal olmamak gerektiğini bildiğimiz için mesela bizde gelinler ve damatlar şirket içerisinde yer almazlar. En önemli kriterlerden bir tanesidir. Çünkü Kemal Bey gülüyor, evet doğru, hep yaşanan bunlar tecrübeyle esas. Dolayısıyla bu çok dikkatle çeken bir şeydir. Yani nasıl olur? Evet, böyle olması gerekiyorsa böyle olacaktır. Çünkü şirket, bizler şirket için varız. Şirket bizler için yok. Bu bizde böyle benimsendiği için bu temel kararlardan mesela bir tanesidir. Bizde böyle. Kendimiz yazdık, kendimiz uyguluyoruz. Memnun muyuz? Hepimize son derece memnunuz. Aile yaşantımız içerisinde zaten işte hepimizin yaşantısı belli, hiçbir aşırılığımız vesairemiz yoktur ama bununla birlikte iş yaşantımızın da nasıl olması gerektiğini tüm aile fertleri, yani sadece bırakın fertler, tüm çalışanlarımız dahil olmak üzere hepimizin standartları, hepimizin yaşamı, çalışması, çalışma disiplini orada belirlenmiştir ve bizde bir sürprize mahal yoktur bu konuda. Bizdeki yapılanma da bu. Teşekkür ediyorum. Aile anayasasına ilaveden sonra Kemal Bey de bir söz alacak, sonra da ben devam edeceğim. Hem biraz da tartışmayı bozsun diye kontra olarak bir şey söyleyeceğim. Aslında ben bir şey söyleyecektim toplantının başında. Türk kadınları babalarının şirketini alıp götürmede Avrupalılardan çok daha önde. Profesyonel piyasada gerideler. Dolayısıyla burada da çok genç bayan görüyorum. Aslında bu genç bayanların da çoğu babalarının işini
erkek kardeşleri ya da erkek kardeşleri yoksa babalarının devamını sürdürebilirler. Artık Türk kadınları aile şirketlerinin temel direği olabilir. Şimdi ben Erkan Bey muhalif olarak söylemek istiyorum. Tabii gelinler olabilir, damatlar olabilir. Şeffaf olduktan sonra o potansiyeli de kullanmak lazım. Ama sizin anayasanız öyle, başka da olabilir. Ben onu söylemek için diyorum. Farklı da olabilir. Esasen tabii şimdi Kütahya'da nispeten Anadolu şehri. Siz dediğiniz biraz konservatif. Belki doğru bir şey. Ama bence buralar için bence hepsi olabilir. Potansiyel kimde varsa herkes katkı yapabilir. Ama sizin dediğiniz gibi şeffaf kurallar olması lazım. Mesela o açıdan gelin adaylarının da çok şansı olmalı. Teşekkür ederiz Kemal Bey katkınız için. Müsaade ederseniz Semih Bey'le devam edelim. Semih Bey de aslında profesyonel yaşamdan 40'lı yaşlarının başında kendi şirketini kurarak bir nevi aile şirketi olarak başladı. Bundan sonra da tabii aile şirketi olarak devam ediyor. Naçizane benim de iş yaşamımda 20'li yaşlarımın başında profesyonel hayata adım atarken kendisiyle bir dönem beraber çalıştık. Bu dönemdeki uzun süren yani 15-16 senelik iş hayatımda da çok önemli katkıları var. Huzurunuzda ben onu da söylemeden etmek istemiyorum. Hakikaten Semih Bey'in başarı hikayesini hepimiz biliyoruz çünkü buralı olduğu için, Keşanlı olduğu için bugüne gelindiğinde kendi markası, ismi kendine ait olan 120 tane herhalde yurt dışında da var, Irak'ta var, bir tane de yurt dışında mağazası var. 120 mağazalı bir organize perakendenin mağazalar zincirinin başında. Onda da aslında sıfırdan gelip bu noktalara hızlı bir şekilde bu kadar kısa bir sürede nasıl geldi ve bundan sonra işte aile şirketin bundan sonra kurumsallaşma babında neler yapılabileceğini kendisinden dinleyeceğiz. Herkese merhaba, iyi akşamlar. Ben SE'yi anlatmaktan önce, çünkü SE'yi hemen hemen herkes biliyor, bilmeyenler de başkalarından duymuştur ama gene gerekirse biraz bahsederim. Ben konuya direkt girmek istiyorum, aile şirketleri ve aile şirketlerinin yönetimiyle ilgili. Çünkü iki tane değişik perspektifte yaşadım, çalıştım. 17 sene profesyonel yönetici olarak çalıştım. Bir şirket, babam benim tanıyorsunuz, bir şirket sahibi değildi, çiftçiydi. Dolayısıyla bir şirket veya esnaf kültüründen de gelmedim. 17 sene profesyonel hayatta çalıştıktan sonra değişik şirketlerde, bunların içerisinde Fransız, Amerikan, İngiliz, Türk şirketleri var veya holdingleri var. 12 senedir de kendi işimi kurdum. Kendi işimi yönetmeye çalışıyorum. Çok basit aslında. Yani bu kadar anayasalara, tüzük programlara, şeylere, medeni kanuna, ceza kanununa falan bence gerek yok. Bütün olay mentalitede yatıyor. Bütün olay bilgi ve bilinçte yatıyor aile şirketlerini yönetmekte. Patronlar ne zaman ki şirketleri kendi arka bahçeleri olarak görmüyorlarsa sorun kökünden çözülüyor. Şöyle, şirketlerin bir sahipleri var, hissedarlar diyelim. Bir de şirketleri yönetenler var. Bu herhangi bir kişi olabilir. Bu bir aileden biri de olabilir, dışarıdan biri de olabilir. Bir gelin kaynana da olabilir, fark etmez. Bence bu ikisinin birbirinden ayrılmadığı sürece sorun her zaman aile şirketinde olacaktır. Oluyor da, görüyoruz da. Ben bunu çalıştığım zaman da gördüm. Şimdi de görüyorum. Ben iki tane çocuğum var benim. Biri kız, biri oğlan. İkisi de çok iyi okullarda, birisi mezun oldu ama okumaya devam ediyor. Birisi hala okuyor. Her ikisine de bizim şirketi için herhangi bir öngörüde bulunmuyorum. Çalışmaları için herhangi bir baskı yapmıyorum, önermiyorum. Sadece ve sadece iyi bir eğitim almalarını, kendi hayatlarını yaşamalarını, kendi hayatları içerisinde yollarına esse çıkarsa, çıkmak isterse more than welcome, İngilizce bir şey var. Buyursunlar, hoş gelsinler. Ama onun dışında bir şirket burası. Şirketin içerisi, şirketin kökü zaten kooperatiften gelir biliyorsunuz. Cooperation yani veya corporation. Yani biz bir takım şeylerin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir kurumdur. Şirketler patronların affedersiniz ama yani arka bahçesi değildir, kültürü sona erdiği sürece zaten erdiği ülkelerde bunun başarıya gittiğini görmüşüzdür. Bu profesyonelleşme de değildir, kurumsallaşma da değildir. Bu bir zihniyettir. Yani illa benim oğlum şirkette çalışacak, benim yengem çalışmayacak diye bir şey, eğer yenge çok başarılıysa
yenge çok iyi eğitim almışsa gelsin şirketin başına geçsin diye düşünürüm ben. Dolayısıyla zaten temel sorun burada çıkıyor. Onu bence çözmediğimiz zaman, yani şirketin hissedarları buraya para koyanlardır. Bu paranın karşısında, koydukları paranın karşısında sene sonunda bir kar elde ediliyorsa bu kardan paylarını alacaklardır. Yönetmek zorunda değildirler. Doğru yönetilip yönetilmediğine de ancak gene hissedarlar karar verir. Bu hissedar tek bir kişi de olabilir, binlerce kişi de olabilir. Bu bence temel ayrım burada başlıyor. Bunu çözmediğimiz sürece de hiçbir zaman için başarılamayacağız. Ben bir örnek vereyim. Ben Fransa'da da çalıştım 2 sene. Fransa'da çalıştığım zaman çok enteresan, biliyorsunuz Fransa aslında sosyalist bir ülkedir. Yani insan hakları, çalışan haklarını bana göre çok sosyalist ülkeden daha fazla uygulayan, veren bir ülkedir. Çalıştığım şirketi, şirkette grev oldu. Grevden önce şirketin başındaki CEO normal vazifesini yapıyordu. Fakat grev tanımlanmıştı. Grevde istenen şeyler belliydi. İşçiler sadece maaş artışı istemiyorlardı. Üretimde bir takım proseslerin değişmesini istiyorlardı. Devletin yaptığı katkıların veya devletin alacağı kararların, yatırım kararlarının içerisinde olmak istiyorlardı. Ve grev yaptıklarında grevde en önde yürüyenlerden biri şirketin CEO'suydu. Çünkü orası ve bu şirketin CEO'su aynı zamanda da ailedendi. Uzaktan bir şekilde akrabasıydı. Ne derecede akraba bilmiyordum. Çünkü burada burası bir corporation. Herkesin şirketi burası. Tüm çalışanların şirketi aslında. Sadece patronların değil, işçilerin de, ona mal ve hizmet tedarik eden tedarikçilerin de şirketi. Hani bir anlamda toplumun bir şirketi. Toplumun şirketi olduğu zaman toplum, bu şirket ne kadar çok para kazanırsa, ne kadar iyi yönetilirse, ne kadar iyi vergi verirse, Keşan'ın yolları o kadar güzel yapılacak. Keşan'ın suları, doğal gazları veya dereleri o kadar güzel gürül gürül akacak, yatırımlar daha hızlı büyüyecek. Olaya böyle bakmak lazım. Şirket kar ederse istihdam üretecek, kar elde edecek, kar elde edince de vergi verecek ve bütün toplum bundan yararlanacak. Dolayısıyla eğer bir aile ferdi veya herhangi bir kişi, bu aile ferdi olmayabilir, şirketi kar ettirmiyorsa bence o şirkette çalışmamalı zaten. Hissedar olarak kalabilir, biraz önce Kemal Bey'in de söylediği gibi. Yani sistemin dışına çıkartılabilir. Benim bu konuyla ilgili, aile şirketleri konusuyla ilgili diğer şeyleri çok önemsemiyorum. Ben bu zihniyetin değişmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer konularla ilgili şu anda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama Keşan'la bu biraz önce Kemal Bey söyledi, ben burada ticaret kokluyorum, işte tarım falan konuşuldu. Bence Keşan'ın en büyük gücü insanı. Bunu her ortamda söylüyorum. İstanbul'da ve yurt dışında değişik şekillerde yaşadığım, çalıştığım için görüyorum. İnsanı, insanın vizyonu, eğitime, öğrenmeye bu duyduğu açlık ve bu açlığa karşılık öğrenmenin sonun olmadığını bilmesi, bence Keşan'ın en büyük gücü buradan kaynaklanıyor. Aslında Keşan çok tüccar bir yer olmadığını hepimiz biliyoruz. Tamamıyla tarıma, hayvancılığa dayalı ve ona dayalı bir miktar sanayinin olduğu bir yer. Ama buradaki insan gücünün kullanılması ve potansiyelinin yüksek olduğunun belirtisidir bence bugünkü programın başarılı adledilmesi ve benzerlerinin yapılmasının temenni edilmesi. Benim nacizane gene bir önerim yapacağım. Geçen toplantıda yapmıştım. Madem ki bu kadar ilgi var, alaka var, hem gelenler tarafından hem gidenler tarafından, bence bir çalıştay yapılması iyi olur diye düşünüyorum. 1 veya 2 günlük. Belli saatler ve tanımlanmış saatler içerisinde, yani yemek sofrasına oturur gibi değil, 2 saatse 2 saat, konu tarımsa tarım, konu ticaretse ticaret veya konu hayvancılıksa hayvancılık, bu konuların tartışıldığı sempozyum da deniyor bunlara, çalıştay da deniyor, arama konferansları deniyor, bunların yapılmasını tavsiye ederim. Ve burada da bizden çok, ben istisnayım, buralı olduğum için belki farklı düşünüyorum, bence buranın insanların konuşması lazım geldiğini düşünüyorum. Yani biz Keşan'la ilgili önerilerde bulunabiliriz ama yapacağımız öneriler çok afaki kalabilir. Biz ancak Türkiye geneli, dünya geneli veya şirketler geneli hakkında konuşabiliriz. Keşan'ın bence kendi sorunlarını tartışacağı, kendi sorunlarını arayacağı ve çözümler bulacağı, çalıştaylar, sempozyumlar ve kendilerinin konuştuğu, belki oturumları yönetenler yabancı olabilir, Keşan dışından olabilir. Böyle bir şeyin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Belki yapılmıştır daha önce, tekrar ediyor olabilirim ama bunun düzenli hale gelmesi uzun vadede kar topu etkisi yapacaktır diye düşünüyorum. Benim ESE ile ilgili söyleyecek sadece şunum var. ESE 200 milyon cirosu olan, sıfırdan kurulmuş 12 yıllık bir şirket. Özünde Keşanlılar var gene. Ben biraz önceki aile olayını sadece kan bağı olarak tanımlamıyorum.
ESE ilk kurulduğu yıllarda çalışanların yarısından fazlası Keşanlıydı. Yani Trakya'da demiyorum, Keşanlıydı. Şu anda çalışanların gelmeden önce baktım %18'i Keşanlı. Ve bugüne kadar da hiç bundan bir zarar görmedim. Yani eğer bir Keşanlılık da bir aile ise çok aksine çok faydasını gördüm. Çünkü belki perakende için daha uygundur böyle bir şey. Açtığınız her mağazada, gittiğiniz her mağazada olmasa bile çoğu mağazada mutlaka ya bir Keşanlı vardır, ya bir boşnak vardır, ya da bir Keşanlı'nın tanıdığı veya akrabası vardır. Böylece benim her mağazamda bir tane konsolosum, büyükelçim var. Ben öyle bakıyorum. Ha bu bir çeşit güvenlik sistemi midir? Yoksa bir çeşit aidiyet duygusu mudur bilmiyorum ama ben bu ailenin böyle çalışma sisteminde, şirketi de bir aile olarak gördüğüm için çalışma sisteminden bugüne kadar çok fayda gördüm. Bir de Keşanlıların veya Trakyalıların veya böyle bir şey söz konusu değil. Ben tam tersini düşünüyorum. İşte derneğimiz var İstanbul'da. Çok da başarılı çalışıyor. Keşan'la işbirliği halinde çalışıyor. Bu tamamıyla ekonomik bir olay. Elsivak 2'nin cirosunun Trakya'nın tarımından büyük olduğu bir ülkede bu kadar şeylerin olması bile büyük başarı diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Seyit Bey çok farklı açıdan ama çok kıymetli katkılar da yaptı. Aslında çalıştaylar sanıyorum başkanım da beni doğrulayacaktır, yapılıyor ama sürdürülebilir olması bence orası çok önemli. Bu çalıştayların sürdürülebilir olması çok çok daha önemli olur. Bu oturumdaki son sözü de Davut Bey'e vereceğiz. Davut Bey'in tabii yani bu akşam hikayeler çok enteresan ama siz de tamamen memuriyetten geliyorsunuz değil mi? Uzun yıllar memuriyet hayatınız var. Ondan sonra kendi işinizi kuruyorsunuz ve ondan sonra da Türkiye'nin mobilya sektöründe en önde gelen değil, en önde geleni oluyor. En önde gelenlerinden biri değil, en önde geleni oluyorsunuz. Çok yakın bir zamanda da bir gazetede okumuştum. Türkiye'nin en eski markası olan Kelebeği cilaladı ve onu en öne geçirdi dediniz. Kelebeği de satın aldınız. Bu bir başlıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bir gazetenin bir zaman bir başlığıydı. Dolayısıyla çok da güzel bir evlilik de yaptınız. Yani bu joint venture'ın yapılması ve eski bir ya da en eski şirketin ama ticari anlamda düşüşe geçen bir şirketin satın alınıp ya da bünyeye katılıp onun ticari anlamda getirisi ve marka değerinin yükseltilmesini sağladınız. Bu anlamda profesyonel destekler aldığınızı da biliyorum. Sayın Hocam da zaten burada. Salim Çan Bey Hocam da burada. Ben size sözü vermek istiyorum. Buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Sayın Kaymakamım. Beni sizlerle buluşturan Mustafa Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostuma ve Ticaret Odası Başkanlarımıza, Borsa Başkanımıza. Ben de Ticaret Odası Başkanlığı yaptım BİGA'da. Biliyorsunuz halen de Odalar Borsa Birliği'nde mobilya sektör meclisi başkanlığını sürdürüyorum. Tabii aile işletmelerinde farklı görüşler var arkadaşlardan. Yazılı kurallar, önerenler var. Yazılı olmasına gerek diyen arkadaşlar var. Dünyadaki aile şirketlerini hocam benden sonra daha iyi anlatır. Ben hiç oralarda istatistiksel verilere girmek istemiyorum. Fakat dünyada bu sorun var. Yani aile şirketlerinin dünyada özellikle 3'ten sonra geçişi başkanım da söyledi. %3-4 civarında. Onun için bu Amerika'da Amerikalılar şöyle diyormuş. İşçi gömleğinden işçi gömleğine 3 kuşak diye. Yani Amerika'da da ilk kuşak işçi, 3. kuşak yine işçi. Bir de Brezilya modeli var. Orada da dede tüccar, baba playboy, çocuk direnci diyorlar. Yani Brezilya'da da model bu. Orada bir de bir playboy derim var. Ben Brezilya diye duydum. Bir de bizim Türk modeli var. Baba kurar, çocuk yer, torun edebiyat tarihi okur. Ya işte babanın çiftlikleri varmış, dedemin çiftlikleri varmış da diyebilir. Ya da gerçekten edebiyat tarihi okur. Şimdi bizim aile meclisinde biz 21 kişiyiz. 6 kardeşiz. 6 erkek kardeş. Biz Dörtaş'ın kuruluşundan beri birlikte çalışıyoruz. 27 yıllık ortaklığımız var. Arabamız Ali Doğan, Allah rahmet eylesin. Buraya da kuralı yani bu birincilik sektörüne de gelir 42 yıl olmuş. Biz babamın kurucu olduğu için birinci kuşak kabul ediyoruz. Biz 6 kardeş ikinci kuşağız ve 8 tane de 3. kuşak var. Annemle birlikte 21 kişilik aile meclisimiz var. Biz ilk memurluktan gelmiştim ben
arkadaşın da dediği gibi yani devlet memurundan. Kardeşim bana babamın işini gel birlikte yürütelim dedi. O mobilya alım satımı yapıyorlardı. Hiç üretimimiz yoktu. Ben de 7 yıllık memuriyetim vardı. Memuriyeti yaktım. Dedim ki gideyim. Hani o mobilya satar. Ben de hesabı tutarım. Olmazsa tutmazsa bir de iktisat fakültesini dışarıdan bitirdim. Bir de mali müşavir olurum dedim. Yani B planı da yaptım kendime göre. Fakat geldik. İşlerimizi gerçekten yönettik. Bu girişimcilik öykümüzde bize Dünya Girişimcilik Yarışması'nda Türkiye finalisti yaptı bizim bu öykümüz ama bu öykü şimdi burada anlatmaya kalksam o da en az bir saat. Sonra onun için hiç oralara girmeyeceğim. Yani nasıl yaptık, nasıl başardık, nasıl bugünlere geldi. Bugünkü konumuz değil en azından. Aile anayasasıyla ilgili ben özellikle anlatmak istiyorum. Tabii biz ilk gelince kardeşim biraz babamın yanında tüccar mantığına yetiştiği için gerçekten para kazandığı zaman da iyi arabaya biniyor, iyi geziyor, iyi ölçüyor. Ben memurluktan geldim. Şimdi kardeşimle işe başladık. Baktım ikimiz de peş peşe evlendik. Yani ben memurken evlenmiştim. Şimdi kardeşimin hanımıyla ikisi çok geziyorlar, dolaşıyorlar. Kasadan para alıyor, iyi ölçüyor. Ben de onlar alıyor diye ben de memurluktan giriyorum. Para harcama kabiliyetim çok gelişmemiş kardeşime göre. Ben de hanıma altın alıyorum, bilezik alıyorum falan. Yani dengelemeye çalışıyoruz. O beni görünce ya yine Selma Hanım'a bilezik almışsın diyor. Ben onu görünce ya sen de hayırlı olsun işte hanımına elbise almışsın diyorum. Birbirimize böyle laf çarptırarak sürdürüyoruz hayatımızı. Baktık bu böyle olmayacak. Dedik ki biz bir kural koyalım. Yani böyle bizim genelde esnafta içimizdeki çoğu insanlar şöyle konuşurlar. Ya biz sizin gibi maaşı almıyoruz. İşte biz ihtiyacımız kadar alıyoruz. Ya kimse kusura bakmasın. Herkesin ihtiyacı farklıdır. Aslında onu diyenler varsa aranızda da bunlar kendini aldatıyordur. Mutlaka bir kural koymak lazım. Yani ille 10 bin lira ya da 5 bin ya da 3 bin lira maaş almaktan söz etmiyorum. 1000 lira ise 1000 liralık maaş alabilirsiniz. Yani o şirketin gelir durumuna göre ama biz kardeşimle ilk aile anayasasının maddelerini yazmaya başladık. Yani bir, o zaman biz eşit maaş alacağız. Ben 27 senedir kardeşimle birlikte aynı maaş alıyorum. Bu konuda bana ne kadar haksızlık yapıldığını siz de farkındasınız. Ama yapacak bir şey yok. Yani 12 yaş 12 yaş az fark var en küçük kardeşimle ama onun için aile şirketlerinde fedakarlık da yapmak gerekiyor. Biz tabii kaynaklarımız kısıtlı olduğu için böyle özel mülkiyeti de yasakladık. Yani komünist rejim diyelim ona. Yani özel mülkiyet, ev almak, araba almak yasak. Her şey şirketin, ortak. Yani bir tane araba var o zaman, bir taksi var. Erken kalkan onu alıyor pazar günleri, geziyoruz. Yani öyle bir dönemden geliyoruz. Sonra bazı işlerimizi büyütmeye başladık. Maaşı alıyoruz. Evlenen kardeşe de aynı maaşı veriyoruz. Bir gün kardeşim geldi dedik ya bizim hanım çalışmak istiyor. Ya kardeşim böyle bir şey yok bizim hani nereden çıktı şimdi bu? Şimdi sonuçta bir talep var. Denemediğimiz de bir model. Dedik ki tamam o zaman alalım gelini işe. Gelini işe aldık. Şimdi gelin olunca halk ilişkiler yakışır değil. Halk ilişkiler yaptı. Gelin olunca bir de müdür yapmak lazım. Halk ilişkiler müdürü yaptık. Direkt kendime bağladım. Sonra iyi güzel çalışıyoruz. Bir gün baktım bizim gelin ortada yok. Dedim nerede bir bağlayın bana. Aradım neredesin? Abi ben güne geldim. Ya ne günü? Kadınların hani altın günü var ya oraya gitmiş. Sıra ondaymış. Yani olabilir saygı diyor ama bizim yani onun için böyle hani altı kardeş, altı gelin, sekiz tane üçüncü kuşak bunları yönetmek yazılı kullanılmazsa mümkün değil. Sonra oturduk yine bir kural koyduk. Dedik ki eşlerin şirkette çalışması yasaktır. Bunu anlattım ben bir gazeteci. Hürriyet gazetesinde Sade Özdemir kapak yapmış. Gelin güne gitti. Şirkette işler bitti gibi. Ondan sonra ondan sonra aile krizi. Bizim gelin oraya abi seninle görüşmemiz lazım. Ya ben o anlamda söylemedim. Yani herkes öyle olsun. Bak toplum öyle olsun. Hani diye neyse sonra eşler iş kurmak istediler bu sefer. Dediler ki biz sermaye verip iş kuracağız. E tamam dedik. Herkes özel mülkiyet yok ama komünist rejimini değiştirmek lazım. Yani belli bir yere kadar tamam.
açtık onu da. Onu da yasa koyduk. Fakat dedik ki sınır koyuyoruz. Çünkü belli bir şeyin üzerinde bu sefer koca da ilgilenmeye başlar. Kardeşler de bir limit koyduk. Dedik ki işte şu kadar $1,000 kadar. Rakam vermek istemiyorum. Ama yazılı bizim anayasamızda. Şu kadar liraya kadar eşlerin iş yapması serbesttir. Ancak ailenin yapmış olduğu sektörlerle ilgili işlerde hiçbir ticari ilişkiye giremez. Yani mobilyacılık yapamaz, örnek veriyorum. Ya da bize mal alıp satamaz, bize reklam iş yapamaz. Sonra gelinlerin önünü açtık, onlar da bu işleri yaptılar. Sonra kar payı dağıtımı ile ilgili, hani baktık bağışlar yetmediği zaman para da kazanmaya başladıkça tabii yani daha iyi arabaya binmek istiyorsunuz, daha işler yapmak istiyorsunuz. En son biraz para kazanınca, zenginlemeye başlayınca dedik birer tane araba alalım. Ne alalım? Anayasada yok böyle bir şey. Dedik hepimize birer BMW alalım. Sadece herkes rengini söyleyecek. Yani hepimiz aynı model araba almak zorundayız. Fiyat aynı, model aynı. Ve hepimiz aynı araba aldık. Yani aynı 6 tane arabayı aynı anda çektik. Ondan sonra böyle olmayacak dedik. Baktık hani şu kar payı da dağıtınca herkesin zenginliği farklılaşmaya başlıyor. Ama biz de bu aile anayasasıyla bugüne kadar ben hiç şahit olmadım. 27 senedir, yani ben de 30 senelik evliyim. Hiçbir gelinin hiçbir diğerine, kardeşlerden birinin diğerine, ya siz çok yediniz, siz çok gezdiniz, yeni araba almışsınız, evi değiştirmişsiniz. Yani hiç böyle bir söz kullanmaları mümkün değil. Çünkü herkes eşit maaş alıyor. Yani ve kar payı dağıtılıyorsa da şirketin elde ettiğinin karın yıllık %10'unu dağıtıyoruz. Onun için de herkes hedefe odaklanıyor. Daha fazla para kazanalım, yaşam standartını daha fazla yükseltelim diye. İşte bizim aile anayasası bu. 58 sayfadan oluşuyor. Yani bizim bütün kurallarımız yazılı. Bunu en ince detayına kadar yazdık. Ondan sonra bir gün kazı kazan aldık bandırmada. Baktık, kardeşim dedi ya böyle olunca çıkıyor mu dedi. Baktım 3 tane rakam aynı. En büyük ikramiye. 100.000 lira yazıyordu. Dedim kazandık ya, ne güzel. Biz seviniyoruz falan dedi. Ne yapacağız? Maça gidiyorduk. Dedim gel bir araya gidelim o zaman. Dedik ne yapacağız? Dedim ya paylaşırız. Parayı ben verdim. Sana çıktı ama parayı dedim ben verdim. Ya ben dedi seninle sorunum yok. Biz anlaşırız da. Diğerlerine ne diyeceğiz dedi. Yani diğerlerine ne diyeceğiz? Dedim tamam, çevirdik telefonu. En büyük tatmandan başlayarak, benim bir küçüğüm. Dedik ya bize kazı kazandan para çıktı. Gelin konuşuruz. Ya eski alışkanlıklar, hani her şey şirketin ya, komünist rejimden geldi. Ondan sonra neyse ikna ettik onları. Ertesi gün gittik, dedik ya biz bunu maaşla aldık. Bak 20 lirayı ben verdim, Murat'a çıktı. Sonra ben kendime bir Opel Vectra aldım o şey parayla, Murat'la paylaştığımız zaman kardeşimle. Ben üzerine biraz ekledim tabii. Ama bundan sonra anayasa yazmak zorundayız. Yani burada anlatmak istediğim, neyle karşılaşıyorsak hepsini anayasaya tek tek dökmeye devam ettik. Bizim tabii burada gerekçelerimizde bu aile anayasasını yazarken geleceğimizi güvence altına almak, ortak hedefler belirlemek, güçlü bağları yaşatmak, aile birliğini muhafaza etmek ve gelecek nesillerin istikbalini güvence altına almak. Çünkü işte biliyoruz Türkiye'deki aile şirketlerinde de dünyadaki aile şirketlerinde de sıkıntılar malum. Biz olabildiğince bunu geçmişten de çalışmaları başlattık. Bizim üçüncü kuşu 14 yaşında stajı aldık. Yani burada o kurallar 27 sene önce yazılmaya başlandığı için, yani örneğin 20 sene önce bundan yazılıydı çocukların 14 yaşına geldiğinde staj yapmaları gerektiği ve burs, üniversiteyi kazananların bazı başarı primleri de var. Üniversiteyi kazanan X miktarda, onu hep dolar bazında yazıyoruz ki yani bir haksızlık olmasın yıllar itibariyle, X miktarda başarı primi alır. Üniversiteyi kazanan parası ödenir. Kayıt yaptır, ödenir. Şimdi mesela master yapanları da, benim iki çocuğum da geçen hafta master loan tamamlayıp geldi Londra'da. İkisi de finans master yaptı. Mesela her ikisinin parasını hemen talep ettim. Dedim hesabıma yatırın lütfen. Yani çünkü çocuklar master loan tamamladılar. Ya bu itirazsız yazılır. Çünkü bunu yıllar önce
yazdığı için, ama biliyorum ki işlerinden birisi okumaya niyeti yok. Üniversiteye gitti ama yıllardır aynı sınıfta okuyor. Dolayısıyla o çocuk, o çocuğu da üniversitede kazanırken nasıl prim aldıysa, ama master yapmazsa da ceza almıyor, ama zaten o zaman da ödül almıyor. Onun nedir onun kuralı da? Üniversiteyi bitirenler şirkette geldiği zaman işbaşı için müracaat ettiğinde CV'sini veriyor. Uzman yardımcısı olarak, yani zaten normalde bize bir üniversite mezunu başvurduğunda Doğutaş'a, Kerebe ya da enerji şirketlerimize ya da diğer şirketlerimizde zaten alabileceği görev uzman yardımcısı. Ama master'ı biter, uzmanlıkla başlar. Onların maaşları da o ortalama ücret neyse geçen onlardan ödenir. Ama aile isterse istediği kadar da destek olabiliyor. Yani böyle ödüllendirmelerimiz var. Önce ikinci dili ödüllendiriyoruz. Burada yine yazılıdır. Bir dil mecburu, mecburu mesela benim küçük oğlum İtalyanca ayrıca dil kursuna gitti. İtalya'da kaldı. Bütün parasını şirket ödedi. Çünkü şirket aynı zamanda ne istiyor? Gençlerin çok iyi yetişmesini istiyor. Onun için böyle teşvikler var. Bu da burada yazılır. İşe girişler burada yazılır. Sonra araba konusu çıktı gençlerin. Şimdi ben yönetim kurulu başkanı olarak burada benim kullanacağım araba da burada yazılı markasıyla birlikte. Yani hangi arabayı kullanacağım yazılıdır. Yönetim kurulu üyelerinin kullanacağı araçlar da burada yazılır. Ama aynı zamanda üçüncü kuşağın kullanacağı araba modeli model olarak yazmaz ama fiyat olarak yazılı. Yani X miktar, örneğin 100 bin dolar diyelim ki, hani rakamları vermek istemiyorum yanlış anlaşılmasın diye. Bunun üzerinde bir arabaya binemez. Çünkü o zaman da şirkette benim itibarım ya da diğer yönetim kurulu itibarlarıyla aynı olmaz. Düşünün ben girdim arabayla. Diyelim ki benim Mercedes artık eskide ama adam arkadan Lombardino'ya giriyor da Porsche'la giriyor. Güvenlikle bana esas duruşa geçer. Yani onun için ona da dikkat etmemiz lazım. Bir de araba konferansını ben de burada çok önemsiyorum. Bunu özellikle arkadaşlarımız da söylediler. Yani bunu Keşan için de yapılabilir. Biz de aile olarak yılda bir kez bir araya giriyoruz. En son yine toplandık sizin otele. Sizin miydi Sabancı'daki otel? Sizin otele gittik. Orası da bu işler için çok iyi bir otel. Sapanca otelindeydik. Orada 3 gün boyunca 3. kuşak bizim profesyonel üst düzey yöneticiler, yani genel müdür düzeyinde olanlar ve bizler gittik kardeşler olarak. Hocamı da çağırdık bir gün. Bir gün aile meclisi anayasasını tartıştık. Diğer iki günde de şirketlerin büyümelerini, mesela vizyonumuzu tekrar gözden geçirdik. Misyonumuzu tekrar gözden geçirdik ve ortaklaştırılmış hedefleri bulduk. Yani herkes gruplar halinde, bunun nasıl yapıldığını şimdi uzun uzun anlatmaya gerek yok ama herkes gruplar halinde, herkes atıyor işte 2022 yılında nerede görmek istiyorsun Doğutaş'ı ya da Holding'i? Herkes bir rakam atıyor. Yani işte ben Türkiye'nin ilk 50 ailesi arasında görmek istiyorum. Biri 100 ailesi arasında görmek istiyorum. Biri diyor 3 milyar dolar diyor. Biri 2 milyar dolar diyor. Atıyorum biri 1 milyar diyor. Oturuyoruz bunları tekrar görüşerek. Bizim şimdi 3. kuşağın elinde de, bizim profesyonel yöneticilerin elinde de bizim 2022 yılındaki hedeflerimiz var. Dolayısıyla bu ortak hedefleri de belirlerken yine kuşakları da, bizim kuşağı ve bizden sonraki kuşakları da bu toplantıları alıyoruz. Örneğin bu toplantılardan birinde, şimdi bizim karşımıza bir madde daha çıktı. Çocuklar evleniyor şimdi. Çocuklar evleniyor. Biz de tabii çocukları gerçekten mütevazi yetiştirdik. Yani bizim çocukları tanıyanlar, bilirler hiçbirisi hani altındaki arabayla ya da okuluyla, cebindeki parayla hava atmazlar. Son derece mütevazidir. Bu bizim aile için çok önemli. Hani her ailenin değerleri olması gerekiyor. Bizim de değerlerimiz arasında kısaca serdeşler deriz biz. Sıcaklık, dürüstlük, şeffaflık diye. Ve gerçekten şeffaflığa burada çok vurgu yaptınız hepiniz. Çok sağ olun. Biz de aile olarak buna çok önem veririz. Ve burada biz bilmeden, örneğin ben çocuğumun üzerine ev almıştım İstanbul'a, dedim. Nasılsa işte gelecek master'dan şimdi evini alayım dedim. Sonra hocam dedi ki, Salim hocam biz bunu 27 senedir yazdık ama 2 senedir de kendisinden profesyonel hizmet oluyoruz. Çünkü artık bizi de aşağıda bizim öngöremediğimiz evrensel değerler diye bir şey var. Ve evrensel değerleri de hocamla birlikte yaşıyoruz. Hocam bana dedi ki, başkanım bundan sonraki süreçte yeni 3. kuşağı koruma altına alacağız. Hocam ne demek bu koruma altına? Dedi, bu çocuklara ev üzerine hiçbir şey yapmayacaksınız.
5 yıl boyunca evlendikten sonra. Çünkü farklı düşüncede insanlarla evlilik yapabiliyor olabilirler. Dedim acaba başımıza bela bir iştah çıkarttı. Dedim ben hiç düşünmedim böyle. Ya düşünmedik, oturduk, müzakere ettik. Kızacaklar onu söyleyelim tamam. Zaten kızlardan içimizde kız da var, çocuk uşak da onlar. O dedi ben o kocanım dedi şöyle yaparım böyle yaparım. Tabii biz buna oturduk tartıştık konuştuk tekrar ama herkes şunda en fikir kaldı. Ne olursa olsun nedeni ne olursa olsun en azından şu rehavet olabilir dedik. O bayanlara saygı diyorum hani biz de çocuklarımızın da öyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Ama şu vardı, yani hakikaten 4. yılında, 5. yılında benim çocuğum veya çocuklardan biri, ya bak baban ne güzel sana 1 milyon doğalık evi de aldı. Araban da var, maaş da var. Gel satalım bunları. Tamam hadi gidelim yerleşelim oraya. Bendeki para, sendeki para yeter. Çocuğun aklına girebilir yani. Bugünkü yanlış bir evlilikle çok ilgili değil. Onun için de biz şu kuralı koyduk, kendi aramızda hep bir müzakere ettik. Şimdi ikinci masraf çıkacak. Ben çocuğun 1 yıl süre tanımdı. Şimdi ben evi satışa çıkarttım. Çocuğa başka bir ev aldım. Onu da hanımın üzerine yaptım. Hanım zaten her şeyimiz ortak. Hani hanımlarla yasal gereği. Şimdi 5 yıl dedik ki gençler anlaştık ama ben hep bunları müzakere ediyorum gençlerle. Toplantılar yapıyoruz. Düzenli 3. kuşak toplantıları yapıyoruz. Ve 3. kuşağında şu anda onlara bir tane şirket kurduk. Kendi aralarında ortaklık becerilerini geliştirsinler diye de onlara bir sermaye verdik. Onunla birlikte oturup bu konuda hani bir iş yapma becerilerini geliştiriyor. Fakat bunu kararlaştırdık. Burada önemli olan buradaki kanunları bakın herkes imza altına aldıktan sonra sıkıntı yok. Bunu yazmadığınız zaman kusura bakmayın. Ben onu demiştim. Benim dediğimi sen yanlış anlamışsın. Klasik hani diyoruz ki ayrılırken çok büyük kavgalar oluyor diye. Gerçekten öyle toplum olarak görüyoruz. Sonra bunu yazdırdık. İkna ettik çocukları. İlk evlenen de benim çocuğum oluyor şimdi. Bu ay Şubat ayında evleniyor. Benim küçük oğlan dedi ki evlendikten sonra 5 yıl diye yazıyorsunuz dedi. Kanun maddesini. Ben dedi evlenmeyi düşünmüyorum 35 yaşına kadar. O zaman dedi benim 35 yaşında evlendiğimde ben 40 yaşından önce mülk sahibi olamayacağım mı? Dedik haklısın. Ne yapalım? O 34 olsun, o 35 olsun oturduk, 32'ye anlaştık. Ya 32 yaşında bu hüküm düşüyor otomatikman. Yani ama burada bakın o kadar çok detaylar var ki. Yani bazılarını tabii geçiyorum ama bunlar yapıldığı için biz bugün hani Allah'a şükür gerçekten şeytan kulağına kurşun diyelim. Allah nazardan saklasın. Ben bugüne kadar hiçbir kardeşimizin birbirine küstürdüğünü hatırlamıyorum. Gelinler de kendi aralarından hepsine Allah razı olsun. Ve çocuklar da gözlemliyorum en az bizim kadar iyi anlaşıyor. Çünkü onları da bir araya getiriyoruz. Ama onlar da şunu biliyorlar. Artık benim oğlum başkan olamayacağını biliyor. Ben babamın yönetim kurulu başkanıyım ya da en şişman olan ya da en uzun boylu olan. Onlar kendi arasında bir yarış içerisinde olduğunu biliyorlar. Oraya da bizi götüren bir piramit şeklinde hedeflerimiz var. İşte üniversiteyi bitirmen lazım. İşte şu dil bilmen lazım. Master yapman lazım. En az 5 yıl şu kadar şirkette iş ve strateji geliştirme departmanında 6 ay çalışması lazım. Onların girecekleri bölüme kadar hepsini buralara yazdık. Biz şöyle bağlayalım o zaman. Biz şimdi şu anda geldiğimiz noktada bugün Doğutaş Mobil'i iyi yerlere getirdik. Kurumsallaşma bu açıdan çok önemli. Şirketi kurumsal hale getirmeseydik bizim şirketimize yabancı ortak gelmezdi. Biz bir yabancı ortakla anlaştık. Yabancı ortak geldi, bize de iyi para verdi. Biz de şirkette hisse sattık. Biz de kişisel servet edindik. Benim rüyamda göremeyeceğim kadar paralar verdiler bize. Dolayısıyla biz de zengin olduk diyelim. Ve gittik, bununla da birlikte Kelebek Mobilya'yı satın aldık. Kelebek Mobilya'da ortak yaptık. Demek ki az olsun benim olsun diye düşünmemek lazım. Ben o parayla ayrıca gidip bir firmada aldım. Ve o firmanın da Kelebek Mobilya'nda ortağıyım. Sonra gittik enerji şirketlerine yatırım yaptık. Enerji sektöründe de Erzurum İspir'de hidroelektrik santral baraj inşaatımız bitti. 1 yıldır elektrik üretiyoruz. Ürettiğimiz elektriği satan bir elektrik şirketimiz var. Hollandalılarla ortak yaptık.
hidroelektrik santralleri. Güney Korelilerle doğalgaz anlaşması yaptık. Ege bölgesinde Amerika ile rüzgar anlaşması yaptık. Dünyanın en önemli holdinglerinden biri Berguren Holding ile rüzgar anlaşması yaptık. Termiklerde yerli ortağımız var. Köfte işine girdik. Bir kadar köfteciyi ortak ettik. Kufta markasını girdik. Ya orada da köfteci Tarzan'ı ortak ettik projeye. Çünkü ben köfteci değilim. Ama ben iyi işletmeci olduğumu düşünüyorum. Ya bu işi iyi yapacağımı düşünüyorum. Ya da bu işi iyi yapacak insanlara çalıştırmanın gerekliliğine inan biriyim. Onu doğru ortak yaptık. Yani ben bir de bu ortaklıklarda neden anlaşmazlık durur ben anlayamıyorum. Akraba da mı ortaktık? Biz onda da ortaklık yaptık. Bizim kardeşimin dünürüyle ortak bir fabrika aldık. Sonra da ortak fabrikayı aldık. Sonra da satmamız gerekiyor. Dedim ki önce sen al. Çünkü fiyatı da ben belirledim. Sen bu fiyatı al. Ama sen o fiyatı almazsan ben fiyatı alırım diye. Ve senin almanı istiyorum dedim. Çünkü öyle de olduğu zaman o zaman sıkıntı olmuyor. Orada da yine kurallarımız vardı. Bizim Hollandalı ortaklıklarımızda 150 sayfa şirketlerin nasıl idare edeceği yazılı. Onun için ben çok güzel söylediniz hani yaptığınız yazdığını yap diye bu kuralın olması lazım. Yani ben Amerikalı ortaklık yapıyorum. Güney Koreli yapıyorum. Köfteci Tarzan'ı yapıyorum. İnşaatçılığı yapıyorum. Şimdi inşaat şirketimizde İstanbul'da Yenibosna'da bir kentsel dönüşüm projesinde bir restans yapıyoruz. Bir otel. Bir de AVM inşaatımız. Başlayacak yıl sonuna doğru. Orada da mesela ortak aldık. Ve genelde de ortaklıklarda hep %50 teklif ediyorum ben. En zor ortaklık modeli. Biz kardeşli olarak 6 kardeşin ortağı olduk. Hiçbir şirket yok. Yani ne demek istiyorum? Sadece 6 kardeşin olduğu şirket yok. 6 kardeş artı Hollandalılar. 6 kardeş artı Güney Koreliler. 6 kardeş artı Amerikalılar. İşte inşaat şirketimizde yerli ortak var. Termikte yerli ortağımız var. Kufta da yerli ortağımız var. Yani ortaklık yapmaktan da kesinlikle çekilmemek lazım. Kalktı mı? Peki. O zaman zamanımız çok az. Sizi çok kısa bir şekilde toparlayabilirseniz sevinirim. Sağ olun. Evet. Bu kadar değerli girişimcilerin arasında işleri toparlayabilmek ve sizlere aktarabilmek için özel çabalar sarf edeceğiz. Bu geç saatte de sizler buradasınız, yoruldunuz. Ben baştan teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için Sanayi ve Ticaret Odası Başkanımıza, Sayın Kaymakamımıza ve diğer tüm katılımcılara. Ve önce şunu sormak istiyorum. Aile şirketi olanlar kim burada? Peki yanında ailesini getiren kim? Yani birlikte gelenler? Evet, %50 çözüldü. Yani demek ki birlikte bir amaç var. Dolayısıyla aile şirketlerinde özellikle belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bir takım iktisadi faaliyetleri bir araya getiriyorsunuz, üretim faktörlerini. Ve sonunda iktisadi bir sonuç elde ediyorsunuz. Bu da kar. Aslında sonuç kar. Ama amaç ne? Buradaki amaç da özellikle bulunduğunuz bölgede, bulunduğunuz ülkede, bulunduğunuz toprakta, geçmiş dönemde Çanakkale Savaşı yapılarak bu topraklar alındı. Şimdi ekonomik savaşlar yapılarak bu toprakların korunması sağlanıyor. Ve burada bir değer oluşturmak söz konusu. Bu değer de hani önce değer midir yoksa kar mıdır diye baktığınızda, değer olarak gördüğünüzde işletmelerin sanatlaştırıldığını görüyorsunuz. Bir sanatsal bir bakış açısı ve paradigmayı yakaladığını görüyorsunuz. Burada da Doğanlar Grup, Doğutaş, baştan bunu yakalamış. Biraz önce sayın panelistlerimizin de söylediği gibi, dışarıdan hiçbir aile anayasası yazılamaz arkadaşlar. Aile bireyleri tarafından ortak amaç doğrultusunda kilitlenmiş ve bu konuda da bir kişi lider seçilmiş ve bu konuda da diğerleriyle birlikte yaşama kültürü oluşturulmuş aileler yazmaya başlar. Biz bunun metodolojisini, bunun çerçevesini, bunun evrensel ilkelere göre uyup uyulmadığına dair çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalar birkaç yönlü. Bir ayağımız bizim üniversite, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Burada da vermiş olduğumuz derslerden bir tanesi çapraz döllenme dersi. Dersin adı bu.
Ne demek bu? Sanatla aile şirketleri ya da şirketler arasındaki etkileşimi ve bununla ilgili belli bir sistematik kurguluyoruz. Bugüne kadar aile şirketlerinde ya da işletmelerde biliyorsunuz iki boyutu vardır. Bir davranış boyutu, bir de teknik boyutu vardır. Bugüne kadar hiç kimse sanatsal boyutu yani davranışsal boyutu ön plana almamış ki içinde antropoloji var. Keşan farklı bir bölge, farklı bir davranış metodolojisi var. Sosyolojik bir davranışı var, psikolojik bir davranışı var ve bilgiyi özümsemesi de çok farklı. Buna göre her yöresel anlamdaki aile şirketlerinde farklı metodolojiler uygulanması ve içselleştirilmesi gerekiyor. Bugün baktığınızda birçok ülkelerde bizden daha fazla, %94 civarında bizde aile şirketleri, %98 KOBİ olan bir ülkedeyiz. Bu Amerika'da %97'lerde, %95'lerde. Daha yüksek, İtalya'da %97'de. Ama çok fazla bir takım sorunlarla basında veya herhangi bir yerde çok fazla göremezsin. Çünkü belli bir metodolojisi var. O yüzden önce şu ilkeyi tespit etmek lazım. Ve bu ilkelerden bir tanesi, kurucu aile bireyinde en fazla riski yüksek olan, en az riski düşük olan, en fazla riski yüksek olana saygı ve sevgi ve ideal ve lider olarak kabul edecek. Hani yaşla sınırlı değil bu ama riski yüksek olan kimse organizasyon içerisinde, bu aileler arasında değil, biraz önce dendi, eğer uzun süreli kişiler de çalışıyorsa aile bireylerinden sayılır şirketlerde. Dolayısıyla burada en düşük riski olan, en büyük riski olana koruma altına alacak. Ve ona yardımcı olmaya çalışacak. Şimdi aile bireylerinden birisi şirketi kuruyor. Diğerleriyle birlikte de onlar da birlikte de sürdürelim. İçimiz rahat etmiyor. Onlar da bizim gibi kaliteli yaşasın diyor. Ailenin içerisine kardeşleri alınıyor. Sonradan aile içerisindeki kardeşler birbirleriyle boy ölçmeye kalkıyor. Niye benim de aklım. Ama senin abin çağırmasaydı, bu metodolojiyi koymasaydı, sen bundan bir haberdin. Bir diğer konu bu farkındalığın oluşturulması gerekiyor aile şirketlerinde. Bir de biraz önce dediğimiz o değer maksimizasyonunu belli bir amaç içerisinde kurgulamamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve burada özellikle Doğanlar Şirketler Grubu'nda, Doğanlar Holding'de şu var burada. İstiyoruz. Biz bunu istiyoruz. Her bir aile bireyi bunu istiyor. Önce istek gerekiyor. Yani sadece abi, ben istiyorum. Benim dediğim dedik, ettiğim etik yoktu. Yani bir hizalanmış takım vardı karşımızda. Biz evrensel ilkeler çerçevesinde bir de şöyle bir dava ve dert var. Biz örnek olmak istiyoruz Türkiye'ye. Ve bununla ilgili hiç gördüğünüz gibi bilgi saklama, belli tabii rekabet koşulları içerisinde çok fazla grupta yok. Gerekirse bu kitabı yayınlayabilir Doğanlar Grubu. Yayınlar mı diyor? Oysa ki çok yüksek bir emek hazırlanmış ve bir başkası da bu emeği bir göstererek ancak bunu sindirebilir. Hazır gelen bir şeyin çok fazla uygulaması da yürütülmesi de kolay olmuyor. Bu bağlamda biz öğrenen aile diye bir kavram oluşturduk. Öğrenen aile şirketleri. Bunların disiplinlerin başında ön yargılardan arınmak var. Benim yengem böyleydi, kardeşim böyleydi, onun arabası öyleydi. Zanla yönetiliyor işletme. Ve ailede kardeşler arasında sorun olmasa dahi anne baba işe karışıyor, kardeşler işe karışıyor. Bakıyorsunuz ki eve geldiğinizde şirket konuşuluyor. O onu demiş, bunu demiş, o onu şöyle yapmış. Hep zan. Ve ön yargılar oluşmaya başlıyor. Bu ön yargılar da psikolojik rahatsızlıklar oluşturmaya başlıyor. Artık olmasa bile inanmaya başlıyor aile bireyleri veya çalışanlar. İşe giderken işi yapmak, işi düzenlemek üzere değil de ben sana yarın sorarım büroda diye bir düşünceyle güne başlanıyor. Ve ondan öç almaya çalışıyor. Psikolojiktir arkadaşlar bu sorun. Endüstriyel psikologlar var bunu çözmek için. Ama biz bu sorunu kendi aramızda çözmeye çalışırız. Bir bilim vardır, üniversite vardır, orada yatar. Çağırmayız da endüstriyel psikologları. Nedir benim? Ben hastayım, beni iyileştir ya. Bir kere hastalığı kabul etmek lazım. Yani ben niye kardeşime, özüme böyle davranıyorum işimde? Özüm benim, kanım, canım. Ama ben onun gerekirse bir toplantıda, biz başka şirketlere de bu çalışmaları yaptık. Büyük holdinglere ve firmalara. Ya diyor, yani görmek istemiyorum diyor kardeşimi.
Görmek istemiyorum, ne hali varsa varsın yok olsun diyor yani. Beddua ediyor kardeşine. Dedim dur. Siz ne noktaya geldiniz? Hastalanmışsınız. Ve içinizdeki önce güveni oluşturmak için öğrenme laboratuvarları dediğimiz laboratuvarlar oluşturuyoruz. Hadi kus, şimdi söyle. Sen de söyle. Sen de söyle. Birinci seans bitti. Hadi tekrar konuşun birbirinize. Ama içinizde konuşmayın. İçinizde konuşan yumak olur ve kansere sebep olabilir. Bu aynen bir DNA'nın gerekli proteini almadığı takdirde oluşan moleküllerde sıkıntılar çıkar ve DNA'ya zarar verir. İşte sağlık bilimleri konusunda da bunlar ele alınmış durumda. İşletmelerde canlı bir varlıktır ve iyi bir DNA, aile DNA'sı oluşturmak istiyorsanız her bir molekülün sağlıklı olması lazım ve proteinli beslenmesi gerekiyor. Şimdi burada ön yargılardan arınmak için alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor ve öğrenme bariyerlerini kaldırmamız gerekiyor. Bununla ilgili ben istiyorum bunu, düzeltmek istiyorum diye bir isteğin oluşması lazım. Bir diğer disiplin öğrenen aile şirketlerinde bireysel yetkinlik. Abi okuyor, çalışıyor, araştırma yapıyor, araştırmacı, gazeteci, yazar. Öbürü de internette surf yapıyor. Senin kadar benim de hakkım var diyor bu şirkette. Birisi Sayın Kemal Bey'in söylediği gibi Almanlar gibi çalışıyor. Öbürü de oturmuş, ben diyor seninle eşit hakka sahibim. Bir risk var ama orada, bir çalışıyor, yeni bilgi getiriyor, bir vizyon getiriyor işletmeye. He diyor, burada akademik takılıyorsun diyor. Ya sen de getir buraya vizyon, git sen de sistemi iyileştirmek için getir. O yüzden bireysel yetkinliği tam takımda, tüm herkeste artırabilecek bir sistem geliştirmeniz gerekiyor. İşte grup, Doğanlar grubunda, holdingde, Doğutaş'ta her bir bireyin gelişimine yönelik eşit fırsatlar veriliyor. Bununla ilgili de performanslar ölçülüyor. Ha bunu yazmazsanız ikinci, üçüncü nesil, şimdi gelin olayına geleceğiz, şimdi buradan çıkarken koruma almak istemiyorum bayanlara yönelik. Dolayısıyla orada da evlilik sözleşmesi diye bir kavram var. Şimdi yeni nesil, tabii tenzih ederim arkadaşlar, tüm arkadaşlarım. Ben üniversitede de çalışıyorum ve bay ve bayanlar arasındaki konuşmalara şahit oluyorum. Bu sınıfta hangi zengin oğlan var bir araştırsanıza. Niye diyorum araştırıyorsunuz? Kızlar niye araştırıyorsunuz? Ya diyor bakarız, evleniriz, iki yıl sonra boşanırız, mülk sahibi oluruz. Yani çok saçma gelebiliyor şu an. Bu üçüncü, beşinci nesilde nasıl bir düşünceye sebep olabilir? Nasıl bir sıkıntıya sebep olabilir diye. Şimdiden dedik ki biz önlemimizi alalım. Bununla ilgili zaten sevgi bir bedel üzerine kurulu olmaz. Seviyorsa sıfır çadırda da dursa, onunla aynı gönlü paylaşıyorsa, benim hiç mal mülk beni ilgilendirmez diye evlenir, sabreder ve oradaki anlam bir coşkuyu yakalayabilir. O yüzden biz bu çalışmalar içerisinde bireysel yetkinliğe tekrar geri dönüyorum. Herkesin muhakkak gelişimine açık bir sistemi geliştirmek gerekiyor. Bir diğer konu, takıma mal edeceksiniz bu çalışmayı. Aile bireylerinin gelişmesiyle ilgili bireysel gelişmeyi takıma mal ettikten sonra vizyon paylaşımı. Vizyon baktığınızda birçok şirketlerde tek kelimedir, iki kelimedir. Hayatları zenginleştirmektir Apple'ın Apple Store'ların vizyonu. Hayatları zenginleştirmek. Aile vizyonu nedir? Şirket vizyonu nedir? Bir iki kelimeyle ifade etmek lazım. Buna uyuyor musun kardeşim, anne, baba, kim ortaksa? Bu vizyona uyuyor musun? Bu vizyona göre hareket edecek misiniz? Edecek miyiz? Aile vizyonumuzla şirket vizyonu bir paralellik, bir eşgüdüm gösterecek mi? Bu vizyonu aşağıya yaymada elçi olacak mıyız? Evet, o zaman yolumuz açık olacaktır. Ama ben bu vizyona uymuyorum diye elini kaldıran varsa bugün söylesin bunu diyoruz. Ya içinizde beslemeye ve içinizde paranoyak olmaya ve birbirinizi rahatsız etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Biraz önce dendiği gibi para bir araçtır. Amaç insanlardaki, toplumdaki yaşam ve değeri oluşturmak, anlam ve coşkuyu yakalamak. En son disiplinde bütünü görme eylemi. Sistem düşüncesi. Aslında bu disiplinler evrensel disiplinler. Bütünü görme eylemi, siz küçük bir parçanın büyük bir parçayı nasıl etkilediğinin farkına vardırtmanız lazım aile bireyleri arasında. Bunlar bazı eğitimlerle oluşabiliyor. Geliyor, ben de üretimden sorumluyum diyor. Pazarlamadan sorumlu kardeşinin hata yapmasını bekliyor. Yani aynı gemi içerisinde. Dolayısıyla bu gemi içerisinde yapılan hatalarda geminin topyekun batacağından bir haber.
Ama diyor başarısız olsun. Yani endüstriyel psikolojik rahatsızlığa girmiş. Bozulmuş. Zihin bozulması başlamış. Bunun bu kötü bir şey değil. Olabilir. İnsan hasta olabilir. Nasıl?